Mısınız? Evet hocam. Evet hocam. Keşke başım ağrıyor, gözüm açamadım. Bir hap hap içtim de biraz sakinleşsin diye bekledim. Ne yapmıştık geçen hafta? Petline'den bahsetmiştik herhalde. Hocam petline çizdik, orada bıraktık. Petline çizdik. Petline dediğim bir şey bizim neydi? İşte yörünge dediğimi. Akış görselleştirmesinden bahsediyordum. Slow resolution'dan bahsediyordum. Eğer bize hız vektörü verildiyse artık olan üzülmüştür. Ben bunu biliyorsam, hız vektörünü biliyorsam artık her şeyi çözebilirim. Bu da testten başlıyoruz. Hız vektörünü vereceğiz. Daha sonra siz ne yapacaksınız? Buradan şeye gideceksin işte. O x, y, z ve t'ye bağlı bir fonksiyonda. İki boyutlu yazalım. B de hocam gözükmüyor şu an. Evet doğru haklısın. Açmadım açayım şimdi. T'ye bağlı bir fonksiyondu. Bize hız vektörü verildiyse 2 ya da 3 boyutlu olarak ondan sonrasını biz bir şekilde hallediyorduk. Hız vektörümüz belli. Şu şekilde. O bebe hızlarımız bize verilmiş olsun diyelim. Ondan sonra ne istiyorsak biz ivme vektörü, yer değiştirme, hız değiştirme, nereye geldi, hangi yüzeyde ne kadar kuvvet oluşturdu, işte hangi yüzeyde ne kadar ısı transferi oluşturdu, bunları hız vektöründen sonra çözeceğiz. Önce flow'u çözeceğiz, daha sonra işte diğerlerini çözeceğiz. Geriye kalan mühendislik hesaplamaları çözeceğiz. Ama mutlaka bu şeyi çözmemiz gerekiyor önce. Hız vektörünü çözmemiz gerekiyor. Şimdi ilk yapacağımız şeydi petline'di. Petline çizerken de çok zor değil. Liseden beri bildiğiniz bir konuydu. Bizim işte yol zaman grafiğini çizmemiz gerekiyor. Onun için de hız vektörünü kullanacağız. Yani şunu zaten yol zaman grafiği dediğim gibi şuydu. İşte yol zamanı göre türevi neydi? Yer değiştirme, cismimizin yer değiştirme hızının yer değiştirme, bir zaman yer değiştirme hız diye adlandırmıştık. O da O diye bize verilmiş olsun diyelim. Bize verildiyse biz buradan daha sonra cismin yer değiştirmesini bulabiliriz biz. Y bağlı olarak, T bağlı olarak bulabiliriz. X sadece zaman fonksiyonu, başka bir şeyin fonksiyonu değil yani konular. Zaman fonksiyonu, ben şeyi bu verilenlerden zaman fonksiyonu olarak bulabilirim. Aynı şekilde Y bölü DT'de o da yine aynı şekilde x, y ve t bağlı bir fonksiyon olabilir. Bu verilerden sonra da ben y'yi zaman fonksiyonu olarak elde edebilirim. I can derive the y depending on the time dedik. Ben bunu iki boyutlu bir akışta diyelim. 2D flow domain for 2D two dimensional flow domain. Biz bunları biliyorsak X'i ve Y'yi zaman fonksiyonu olarak biliyorsak artık yapacağımız çok bir şey değil sadece. Biraz da emek vereceğiz işte. Zaman alacağız, T1'den T2'ye kadar değiştireceğiz. Ona bağlı olarak X konumlarında, ona bağlı olarak Y konumlarında işte bir anda 2, 3, 4, 5 muhtelif diyelim. Y koordinatlarını hesaplayarak şu fonksiyonlardan Y koordinatlarını, Y konumlarını pardon. Herhangi bir T anındaki cismimizin konumları nasıl yapılarak bu konumları birleştirdiğimiz zaman daha sonra bunları birleştirirsek nereye bir eksene x koyduk, bir eksene y koyduk diyelim. Ondan sonra şu iki boyutlu düzlem cismin kat ettiği yolu zamandan bağımsız olarak görebilirsiniz. Zamanı elimine edebilirsiniz. Zamanı elimine etmek zorunda değilsiniz. Bir cismin işte bulunduğu x konumlarını zamanı bağlı olarak veya bunu üç boyutlu olarak ne yapabilirsiniz? Çizebilirsiniz. X'in kat ettiği anları yani herhangi iki boyutlu bir düzlemde cismimi ben buradan bıraktım. Ondan sonra bir saniye sonra, iki saniye sonra, üç saniye sonra, beş saniye sonra gitti diyerek böyle x'e koordinatlardan oradaki gidişatı görebilirim. Bununla alakalı işte aslanlardan birisi bol bol uygulama yapacak. Bunlarla alakalı. Dikkatli olmamız gereken şey burada bir denklem takımını çözmemiz gerekir. Yani buna dikkat etmeniz gerekir. Bir diferansiyel denklem takımı çözmeniz gerekebilir. O konuda bir eksiğiniz olmaması gerekir. Oradaki metotları, yöntemleri bilmeniz gerekir. Çok Laplace'a gidecek sorular sormam ama gene de
En azından yerine koyma, bir yerinden çekip bir tarafa koyma diye sorular sorabilirim. Matematik kitaplarınıza bakın. Diferansiyel denklem. Çengel'in kitabı var. Bir matematik kitabı var. Yunus Çengel'in. Akışkanlar mekaniğindeki konuları toparlayan işte diferansiyeller ilgili Çengel'in kitabı var. Hatta Tahsin neydi? Tahsin Engin de onu tercüme etmiş herhalde. Onun da tercümesi var galiba. O kitabı tavsiye edebilirim. O kitaba bakabilirsiniz. Bu tip denklemde nasıl söyleyeceğini. Şimdi geçelim şeye. Streamline'ı. Bir petline'dı. Hatta bir vektör plotu. Onu yaptık. Vektörleri çizeceğiz. Sonuçları göreceğiz. İki petline'dı. Petline'ları çizeceğiz. Ondan sonra yani zamana bağlı x'e konumlarını bulacağız. Daha sonra birleştireceğiz. Üçüncü metot demeyelim. Üçüncü şey yapabileceğiz. İhtimallerden bir tanesi. Bunlar da birisi metot değil diyelim. Birbirlerinin alternatifi olabilirler. Biz streamline çizeriz bazen veya çoğu zaman diyelim. Streamline ya da lines demek. Bir streamline ya da bir streamlines. Streamlines demek daha şey olabilir. Bunun için de stream function'ı elde etmemiz lazım. Petline çizmek için de petline'ın işte ek zaman koordinatları vardı. Şu fonksiyonlara ihtiyacımız vardı. Neyse, bütün hepsinin zamana bağlı koordinatlara ihtiyacımız vardı. Streamline'da ise stream function'a ihtiyacımız var. Stream function'da zaman yok. Stream function'a ihtiyacımız var. Bu zamandan bağımsız fonksiyon. Petman zamana bağlı fonksiyon. Streamline'de zamandan bağımsız bir fonksiyon. Dolayısıyla zaman streamline çizerken zamanı dolduracağız. Zaman deyip freeze atacağız. Time'i freeze time diyelim. Zamanı durduruyoruz. Zamanı hiç katmıyoruz. Akış zamana bağlı olsa bile akış transient olsa bile zamanı durduruyoruz. Herhangi bir T anı için çizim yapıyoruz streamline'ı. Gidişatı bütün zaman boyunca gidişatı göremiyoruz. Herhangi bir T anı için ne olup bittiğini, kim nereye gider, nereden gelir gibi bir şey yapıyoruz. Bunun hesabı peşindeyiz. Zaman yok. Bunun için de işte mesela diyelim ki bir koyun sürüsü gidiyor, bir hayvan sürüsü bir yerden bir yere göç ediyor. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bir fotoğraf çek, göç eden bir şeyden, hayvan sürüsünden bir fotoğraf çekiyorsunuz. Yani zamanı durduruyorsunuz. Bakayım bir resim üzerinde bulabilecek miyim? Ona bakıyorum. Hani örnek diyelim diye. Kuşlar çıktı hep. Kuşlar. Başka. Ha, şurada var. Neymiş? Göç eden. Ah pelikanlar. Neyse bunlar hareket halindeyim. Kim o lan? Hocam pardon, kuzenim yanımdaydı da biraz dokundu kaçtı gibi oldu. Sabah etti yani biraz. Evet. Nerede o göster bakalım şimdi güzel. Kaç yaşında? 8 yaşında. Oo, 8 yaşındasın, kocaman olmuş. Okula gidiyor musun sen? Evet. Okul mu size geliyor, sen mi okula gidiyorsun? Ben okula gidiyorum. Online değil miydi senin dersin? Bilgisayardan değil mi dersin senin? Yok, iyi. Bizim okullar pazartesi, salı başladı. He, yani hep size geliyorlardı, şimdi sen gitmeye başladın. Aynen. İyi, hadi bakalım, gözün aydın. Sevindin mi, üzüldün mü? Sevindim mi, üzüldüm mü dedi. Sevindim. Niye, evde yatmak güzel değil miydi? Yani orta, hem sevindim hem üzüldüm. İkisi de var. İyi hadi bakalım. Hadi sen okulunda, biz okulumuza. Tekrar kusura bakmayın hocam. Yok canım olsun. Kafam dağıldı. İyi oldu. Bulamadım ya. Şöyle güzel bir şey. İşte bir yerden bir yere hareket eden bir şey arıyordum aslında. Bir parçacık bir görüntü şey yapıyordum. Güzel bir görüntü bulamadım. Şimdi aldık diyelim bunları. Havadan herhangi bir T anında resim çekiyoruz. Elimizde şöyle bir şey var, görüntü var diyelim. Orada işte peş peşe giden şeyler var. Bizim bu hayvan sürüleri akışkanlarımız olacak.
Şöyle ben bu fotoğrafa bakarak bu sürünün nereden geldiğini, nereye gittiğini söyleyebilirim. Anlık bir fotoğrafa bakarak havadan bunların ben bu görüntüsünü çektim diyelim. Ne yapar? İşte onların pozisyonu, gidişat şekli veya yerde bıraktıkları patika ne yapacaktır? Oradaki o sürünün hareketini bana ne yapacaktır? Karakterize edecektir. Bunu yaparken de ne yapıyorum? Ben şuradan bir tane işte şey alıyorum. Akışkan partikülü aldım diyelim ya da işte hayvan sürüsü aldık diyelim. Bunu şöyle biraz büyütelim. Hareket etti, doğrultuya bakıyorum ben. Bu ne tarafa doğru gidiyor? İşte bir. Eğer bu cisim buysa bunun hız vektörü kendine ne tarafa doğru gidecek? Hadi şuradan alalım. Bunun hız vektörü nasıl bir şey olacak? Şöyle bir şey olacak. Değil mi? Ondan sonra aynı cismin hareket ettiği doğrultu nasıl bir şey olacak? Ne tarafa doğru hareket edecek bu cisim? Bu cisimde hız vektörü buysa herhangi bir kısa bir zaman dilimi içerisinde hareket doğrultusu ne olacaktır? Şöyle bir şey olacaktır. Bunun yer değiştirmesi, R deplasman, yer değiştirme vektörü diyelim. Şu şeyde mavi olan da bunun hız vektörü. Hız vektörü olarak ne yapacaktır? Karşımıza çıkacaktır. Şimdi ben ne yapıyorum? Bu cismin şeyini arıyorum. Bu sürüdeki partiküllerin şeyini arıyorum. Neyini arıyorum? Yani şu şey, şöyle bir iki boyutlu olarak düşünelim. Üç boyutluyu daha sonra bakarsınız. Üç boyutlu bizim dersimizin kapsamı dışında. Out of scope of this lecture diyelim. Üç boyutluya. Ben iki boyutlu bir düzlemdeyim. İki boyutlu inceliyorum problemi. Ondan sonra bakıyorum. Ben buradan streamline'larını çizeceğim problemi. Yani arkadaş bu akışkanlar nereden nereye geliyor? Böyle mi gidiyor? Böyle mi gidiyor? İşte şu şeyleri çizeceğim. Yani akışkanların moleküllerin yerde bıraktıkları izleri bulmaya çalışıyorum. Şunlara streamline diyoruz. Şunların hareket doğrultusunu gösteren çizgilere biz ne diyoruz? Streamline diyoruz. Bunların petline'dan şeysi, bunlar zamandan bağımsız. Bunlarda zaman yok. Streamline veya çoğu dediğinde düşünürsen streamline istediğini yapabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bunlarda not function of time diyelim. Zamanı dondurduk. Anlık herhangi bir akış zamana bağlı olsa bile, bizim hız vektörümüzün içerisinde şey olsa bile, zaman terimi olsa bile, zaman hız vektörlerini değişse bile, biz bu streamline çizerken zamanı yok sayıyoruz ve donduruyoruz daha doğrusu. Herhangi bir T anı için ben şeyi biliyorum, vektör plotumu çizdim. Ondan sonra bu şunlar bir vektör plotlarını diyor. Bu vektör plotlara bakarak bunların gideceği yönleri kestirmeye çalışıyorum. İşte biraz önce yapmaya çalıştık şurada. Buradaki püf noktası nedir? Siz şu line'ları çizmek istiyorsanız bunlar bizim yer değiştirme vektörümüz artık. Bu line'lar yani şu cismin üzerindeki şu noktadaki herhangi bir noktadaki şu noktadaki bir cisim ancak ne tarafa doğru gider? Bu tarafa doğru gider. Küçük bir zaman dilimi anında buna R demeyelim. Buna da R yer değiştirme vektörü diyelim. Bu cisim bu tarafa doğru gidiyorsa bunun hız vektörü nedir? Kısa bir zaman dilimine bakarsak hız vektörünü göstermeye kalkarsam ben odan olmak zorunda aynı yer değiştirme vektörünün de aynı yönde, aynı yönü göstermek zorunda. Yani streamline'e ulaşmak istiyorsanız, şu çizgilere ulaşmak istiyorsanız sizin hız vektörünüzün de yer değiştirme vektörünüzün paralelliğini, paralellik şartı nasıldı? Paralellik şartını sağlaması gerekiyor. Paralellik şartını sağlayan fonksiyonlar bizim neyimiz olacaktır? Hız vektörümüz olacaktır. İki tane vektörü var. Hız işte bir yer değiştirme vektörü. Küçük zaman adımlarına baktık. Yeterince küçük zaman adımlarına baktık. Onun için yapıyoruz. Bir hız şeyi var diyelim. İşte yer değiştirme vektörümüz var. Neyse iki tane vektör ne zaman birbirine paraleldi? O paralellik şartını aramam gerekiyor. Şimdi ben giderken paralellik şartını arayacağım ben. Paralellik condition arıyorum ben iki vektörün. Ne zaman iki vektör birbirine paraleldir? Nasıl garanti veririm? İki vektörün paralel olup olmadığını nasıl test ederim? İkisinin eğimi aynıysa. Efendim? İkisinin eğimi aynıysa. Bir vektörün eğimini bulabilirsiniz de doğrudur ama başka hani bunu matematik olarak vektörün eğimi nasıl saklayacağız? Türevini alarak. Vektörün eğimi. Vektörün eğimi türev olarak hesaplanmaz ya. Ancak bileşenlerine bakman lazım. İşte şöyle bir hız vektörün varsa, şurada U komponentin varsa, burada da V komponentin varsa V bölü U demen lazım. Bilmem ne demen lazım. Oradan gitmen lazım. Buna da gideceksin. O da olabilir ama daha vektörel çarpımları sıfırsa. Evet. İki vektörün vektörel çarpımları sıfırsa nedir bunlar?
mutlak suretten olmak zorundadır, kaybolmak zorundadır. Yani iki vektörün paralellik şartı direkt vektör çarpımlarını sıfırlayarak ne yapabilirsiniz? Yani onu kontrol ederek sağlayabilirsiniz. Evet, geliyoruz. Hız vektörü dediğim şey neydi? Açık açık yazalım şunu. Hangi bölümdeyiz? 150 yüze indirelim. Evet. Hız vektörü dediğim şey benim. Nereden başladık şimdi? Biz buradan mı başladık? Şuraya ben bir çizik açayım. Bugün ayın kaçıydı? 11. ayın ikisi mi? 2'ye 11'e 2020 bakış 1. ürün. Hep nerede kaldık? Nerede kaldık demeyin. Evet, buradan devam ediyoruz. Şimdi hız vektörü dediğim şey bizim iki boyutlu kartezyen koordinatlarda hız vektörümüz. İki boyutlu yap. Ya, üç, fark etmez. Üç boyutlu yapalım. Hız vektörümüz v eşittir u times e plus v times g times k şeklindeydi. Ondan sonra yer değiştirme vektörümüz de aynı. Yani değeri birim yerde birim değil, küçük yer değiştirme vektörüdür. Zerrece yer değiştirme vektörü de d, burada bu zerre ifadesi. Dx i artı dy j artı dz k olarak gösterilebilir. Yani şu vektörlerin bileşenleri. Bu iki vektörün paralel olup olmadığını anlayabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunları vektör çarpımlarına bakmamız gerekiyor. Yani v cross d. Eğer sıfırsa bu iki vektör nedir? Paraleldir. Streamline'a gitmek için de bu şarta bakıyoruz. Hız vektörümüz ve yer değiştirme vektörümüz paralel olacak. Zamanlama aramıyoruz. Diğerinde zaman şeyde ne yapıyorduk? Akım petline'de zamana göre ne yapıyorduk? Yani yer değiştirme hızını zamana göre integresini alıp oradan çekiyorduk. Burada zaman yok. Zamandan bağımsız yaptığımız işlemler. Herhangi bir anlık. Herhangi bir an için ben bunu yapıyorum. Ben görüntü alıyorum. Orada görüntüyü çıkartmaya çalışıyorum. Eğer akış steady ise petline'lerle streamline'ler çakışık olacaktır. Akış steady değilse birbiriyle aynı değildir. O fark çıkarıyor bunda. Evet, bunun paralellik şartını arayalım şimdi. Hız vektörümüz yerine ne yapıyoruz? Önce paralel çarpalım. İşte birinci çarpan vektörü O ve W'yu yazdım. İkinciyi sonra DX. X, D, Y, D, Z yazdım. Üçüncü satır. Pardon, yanlış yaptık. İlk satıra şunu kısaltayım. Üçüncü satıra bunu yazmış olayım diyeyim. İlk satıra E, J, K yazdık. İşte şu ne yapacağız biz? Determinantını alacağız. Onu bulacağız. O da ne yapacak? Eğer sıfırsa bu iki vektör paralelde. Sıfır değilse değildir. Ondan sonra geldik bu iki vektörün şimdi vektör çarpımını yaptım. Vartisinin vektör çarpımını bulmak istiyoruz. İşte ne yapalım? İ parantezinde diğerlerini çarpacağız. Şu satırı kapattım. Şu satırı kapattım. Birinci satırı kapattım. İ times en sona koyalım. Daha yakışıklı olur. İ'yi buraya koyalım. Neyle neydi? V times times dz eksi w times dy. Ondan sonra bunu çarptık. Eksi alt alta yazıp yanına yine gitmeyelim. J parantezinde j'yi daha sonra yazacağım. J times ondan sonra ne var? Ha, bu kapandı. Bu kapandı. O times dz. Yardım edin bana da. X'e W times DX W DX dedik. Ondan sonra plus K parantezinde kapandı. Bu kapandı. Ne kaldı geriye? U times DY U times DY minus V times X. Evet, ne olmak zorunda? Paralellik şartını arıyoruz. Bunların toplamları eşittir. Sıfır olmak zorunda. Vektör sıfır olmadığını nasıl anlarsınız?
sonuçta elde ettiğimiz şey bir vektördür. İJK bileşenleri var. Bir vektördür. Herhangi bir vektörün sıfır olup olmadığını nasıl anlarsınız? Eksi 2i artı 2i vektörü ikileri topladık. Eşittir sıfır der miyiz? Cevap bekliyorum. Neyse hadi sınıf dosyadik diyelim. Sanki öyleymiş diyeyim. Böyle bir şey olmaz. Bunu da toplayanlarla karşılaşıyorum. Hani Nasrettin Hoca misali. Testiyi kırmadan önce gerekirse şey yapıyoruz. İşte uyarımızı yapıyoruz. Böyle bir şey olmaz. Bir vektörün sıfır olabilmesi için yani komponentlerin toplamı sıfır olmayacak. Bileşenlerin toplamı sıfır olmayacak. Ne olacak? Her bir bileşeni mutlaka ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Bu eşittir sıfır olacak. Bu eşittir sıfır olacak. Bu eşittir sıfırsa 3 bileşenin 3'ü de ayrı ayrı sıfır eşitse o vektör nedir? Sıfır eşittir. Aksi takdirde olmaz. Yani sıfır eşit olmaz. Yani bunda eksik ile artık 2 topluyor. Sıfır eşitleme yapmayın. Evet bu ne demektir? Birinci şeyden V times DZ sıfır eşitlikten bunu karşı tarafa atarsak birinci şeyden, birinci komponentten eşit olmak zorunda. W times DY olmak zorunda. İkinci komponentten ondan sonra bunu da taraf tarafa atarsam U times DZ eşit olmak zorunda. W times DX eşit olmak zorunda. Üçüncü komponentten de U times DY will be equals to V times DX. Evet. Eğer siz hız vektörü ve yer değiştirme vektörünün birbirleriyle paralel mi değil mi diye sorgularsanız veya öyle bir yola gitmek isterseniz şöyle bir denklem takımıyla ne yapıyorsunuz? Karşılaşıyor. Bunlar doğruysa o denklem paraleldir. Yoksa bunlar doğru değilse o denklem paralel değildir diyoruz. Yani ondan sonra ne yapacağız? Şimdi burada biraz düzenleme yapacağız. Bakacağız ne yapacağız? Şimdi şunları şey yapıyorum. Birinci denklemi yeniden yazıyorum şöyle. Bu denklem yerine şöyle bir şeyle göstereyim. Şöyle bir göstereyim. Bu denklem yerine ben W bölü DZ veya DZ bölü W yazıyorum. Yazabilir miyim? Yazıyorum. Bunları buraya attım. Eşittir DY bölü V yazıyorum. Birinci denklemden böyle bir şey çıktı. Ondan sonra ikinci denklemden de evet, ikinci denklemden de ne çıkıyor? Dx over u. Dx bölü u equals dz bölü w. Şu denklemden de şöyle bir şey dönüşüyor burada. Dx bölü u eşittir bölü V. Doğru mu buraya kadar? Doğru herhalde. Şimdi bunların eşitliği, bunlar birbirine eşit olması gerekir. Yani DZ bölü W, DY bölü DV'ye eşit ve aynı zamanda neye eşitmiş gördüğünüz gibi DX over U'ya eşitmiş. DX U over U ise hem DZ bölü DW'ye eşit hem de buradan gördüğünüz gibi dy bölü şey eşitmiş. V'ye eşitmiş. Yani bu eşitleri bir şey yaparsak, bir araya getirsek, kombine yaparsak bunların hepsini şöyle bir şey yazabiliyoruz. Bunlar birbirleşirse bu halde combination of these three separate equation will yield us dx bölü u eşittir dy bölü v o da eşittir dz bölü w şeklinde bir general equation
elde etmiş oluyoruz. Needed of the general equation. Şimdi bu ne demek? Mesela iki boyutlu bir akıştan bahsedelim. 2D flow domain'den bahsedelim. Flow domain için, flow için şu terim ne yapacaktır? Yok, olmayacaktır. Şu terim düşecektir. Sadece gereğini kalacaktır. X bölü U eşittir. Şöyle DY bölü V haline gelecektir. Ben bunu biraz daha düzenlersem. DY bölü DX eşittir. Alıştığımız şekilde. DY bölü DX ne eşit olacak? Bu buraya gitti. Bu da buraya gidecek. V over U. Doğru mu? Ters mi yoksa? Doğru değil mi? Evet doğru. Bu buraya gidip buraya gelir. Şu hale dönüşür. Ne demek bu? Şimdi bir daha şuraya dönelim baktığımız yere. Nereden bakmıştık biz buna? Nerede ne ihtiyacımız vardı? Şurada benim aradığım neydi? Şurası Y idi. Şurası neydi? X'ti. O halde şu benim çizdiğim kırmızı çizgiler şöyle bir fonksiyon şeklinde yazılabilir. Y eşittir fx olarak yazılabilir. Veya tersi. X eşittir fy şeklinde yazabilirsiniz. X de fark etmez. X'i yedi y'yi birbirine bağlı olarak yazabilirsiniz. İki boyutlu düzen için diyorum. Üç boyutta, üçüncü boyut, üçüncü boyutta bir derste girmeyeceğiz. Yapmakta, göstermekte çok zor. İki boyut yeter. Ondan sonra bilgisayarda yapabilirsiniz o anca. Şimdi bu şeyle lazım. Şu fonksiyon lazım veya bu fonksiyon lazım. X tane şey. Şimdi ben bu fonksiyonu nereden bulacağım? Bu fonksiyonu bulabilmek için şey yapmam neydi benim? Ne yapmam gerekiyordu benim? Şu iki vektörün yer değiştirme vektörü ve yani bu çizgiler boyunca şu eğriler boyunca yer değiştirme bunu yer değiştirmeyi gösteriyor. Nereden nereye gideceğini gösteriyor. Yer değiştirme ve hız vektörlerinin olması gerekiyordu. Paralel olması gerekiyordu. O paralellik şartını kullanarak ben ne elde etmiştim biraz önce? Dy bölü dx eşittir v bölü u şekli bir denklem elde etmiştim. Yani aslında benim aradığım şey neydi? Y'nin x'e bağlı fonksiyonuydu. Onu direkt bulamıyorum. Ama şu paralellik şartı bana şöyle bir şey getiriyor. Elime böyle bir anahtar veriyor. Ne diyor bu anahtar? Arkadaş senin aradığın şu y şuradaki çizgilerin eğrilerin y'ye göre x'e göre türevleri yanında y fonksiyonu dersen ne olması gerekiyormuş? Hız komponentlerinin bölümüne eşit olması gerekiyormuş. Eğer sen hız komponent hız vektörünü biliyorsan b'yi u'ya böl elde ettiğin terim nedir? Y'nin şuradaki eğrilerinin şeyini verir sana. Eğimlerini veren şeydir. Türevleri ver. Ama sen direkt y eşittir fx'i bulamıyor. Veremiyorum sana ama ne diyor? Y'nin x'e göre türevini veriyorum diyor. O türevini kullanarak sen buradan y'yi çekebilirsin diyor bize. Yaptığı şey bu. Anlaşıldı. Herhalde anlaşılmıştır. Sessiz çoğunluk. Evet demek herhalde. Hayırlı bas bağırlardım. Evet şimdi geçen hafta bir örnek çözmüştük. Ona benzer bir örnek çözelim. Neydi o? Bir hız vektörü vermiştik. Hatırlayan var mı? X kare y miydi? Eksi 2 x y'ydi herhalde öyle mi? Şu an örnek mi çözüyoruz hocam anlamadım. Tabii. Hız vektörümüz bize bu şekilde verilsin. Efendim? Örnek mi oluyor hocam bu? Konu alalım. Evet. Uygulama yapalım. Örnek yapalım. Hız vektörü bize böyle verilsin. Bu şekilde verilen hız vektörüne ait akım fonksiyonlarını bulup ve çizelim. Evet, yani şu fonksiyonları bulun bana. Şu eğrileri veren şey, hatta nasıl diyelim, şu noktadan geçen, nereden? X eşittir bir, Y eşittir bir noktasından geçen, şu noktadan geçen, şu eğriyi çizin bana. Oradaki petline'i çizin. Hız vektörü bu. The flow domain is defined by the velocity vector as seen on the table. Please plot the streamline. Pass through'tu nereden? A1,1'den geçen artık oluyorsun. A1,1'den geçen bana petline'i çizin diye bir soruyla karşılaştık. İsterseniz bir uğraşın orada kendi başınıza. En azından yapamayın. Sadece bakın seyirci kalmayın.
En azından yapamayan olun. Ondan sonra ben devam edeyim. Alın elinize bir kalem kağıt. Yapabilen varsa göstersin. Ben size 5-10 dakika müsaade vereyim. Ondan sonra devam edin bir. Bir uğraşın şunu. Yani yapacağınız şey çok fazla değil. Matematikten bu tip problemleri ailesi çözdünüz. Çok zorlarını çözdünüz. Hatta o matematik diferansiyel ders alırken bunlar ne işimize yarayacak diye de dert geliyordunuz. Büyük bir ihtimalle alın işte işinize yarıyor. Bana şöyle bir fonksiyon bulacaksınız. Y eşittir f, x ya da x eşittir f şeklinde aradığınız fonksiyon türevi de şöyle bir şey olacak. İki boyutlu bir akış ise. Veya işte siz hız vektörünüz çarpı dy o bileşeni eşit olmak zorundaymış. Ve hız komponenti çarpı dx buradan da gidebilirsiniz. Aynı şey buradan da gidebilirsiniz. Nerede istiyorsanız gidiniz. Evet, 5-10 dakika size şey yapayım. Bekliyorum sizi. Siz bir devam edin be. Var mı şey yapabilen? Yapabilen var mı? Yapmaya çalışıyorum hocam. Hadi bakalım be. Bekliyorum o zaman biraz daha. Hüseyin buradasın değil mi? Buradayım hocam. Birazdan o şey yapabilir misin sen? Dedim uygulamaları.
Aha, hazır onlar. Bekliyorum. Tamam. Çözdüm hocam bu arada hocam ben. Ben katılmıyorum derse ikinci kez alıyorum diye. Sen kaldın mı Hüseyin? Yok. Alışkanlık yapmış Hüseyin de. Furkan sen kaldın mı? Ben kaldım hocam. Kim kimin başaramadığını başardı? Sen mi Hüseyin mi? Hüseyin mi kalmayı başaramadı, sen mi geçmeyi başaramadın? Ben kalmayı başardım. Bence ben kalmayı başaramadım. Vize için konuşuyorum. Hı-hı. Kalma, geçme derdinde olmayın, anlama derdinde olmayın. Kalma, geçme size de bir şey vermeyecek, bir şey kazandırmayacak. Evet. Anlamaya çalışın. Anlamaya ve uygulamaya, kullanmaya çalışın. Anladınız diyelim, kullanmadınız, o da gider. Kullanmaya da çalışın. Evet, başım ağrıyor. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım bilmiyorum. Ben bir deneyeyim bakayım bir. Ben sizi hala daha şehir yapıyorum değil mi? Siz benim şey görüyorsunuz ekranları. Tahtayı görüyoruz hocam. Tahtayı görüyorsunuz da ben nerede tahtayı göremiyorum. Şunu görüyorum. Şimdi o hız komponentini neyse şuradan başlayalım. Nereden başlayalım? D'ye bir D'ye başlayalım. Veya buradan başlayalım. Nereden başlarsanız başlayalım. Aynı şey demektir. O hızın çarpı dy yok buradan gidelim. Ya oldu diyor. O hızımız nedir bizim burada? Baştan şey yapalım. Şurası o dediğim yer benim nedir? Eksi pardon. Bu v hızı. Şurası da o. O hızımız nedir? X kare. V hızımız nedir? Eksi 2 x y. Dy bölü dx. Oradan yazabiliriz. Dy bölü dx eşittir. Ne olması gerekiyordu? V hız komponenti divided by o hız komponenti V bölü u olması gerekiyordu. O da eşittir. Eksi 2 xy bölü u. İşte x kare şeklinde yazarsak artık sadeleştirme de yapalım. Bu gitti. Bu gitti. Yani benim aradığım y eşittir fx y'nin x'e bağlı olan fonksiyonu nerede saklıymış? Burada saklıymış. Neymiş o saklı olan? Dy bölü dx arada fonksiyon x'e göre türevin olması gerekiyormuş. Eksi 2 y bölü x olması gerekiyormuş. Yani bunu okursak nasıl okuyacağız bunu? Arkadaş bana öyle bir fonksiyon söyle ki o fonksiyonun ben x'e böleyim. Yani o fonksiyon bir kere ne olsun? Y eşittir. X'e bağlı bana öyle bir fonksiyon söyle. Ben o fonksiyonun eksi 2 katını alayım. Daha sonra da bu fonksiyonu x'e böleyim. Elde ettiğim şey bu fonksiyon neydi aynı olsun? Türeviyle aynı olsun. Direkt yapabilirsiniz. Doğru gittik değil mi buraya kadar? Direkt çözebilirsiniz. Eğer bakarak yapabilirsiniz. Yani öyle bir fonksiyon düşünebilirsiniz şu anda. Hangi bir fonksiyonu ben ne yapacağım? X'e böleceğim, kendisini bulacağım, bilmem ne yapacağım. Şu eksi 2'yi görmeyin. Bana öyle bir fonksiyon söyleyin ki o fonksiyonun türevi kendisinin x'e bölümüne eşit olsun. Söyleyebilir miyiz? Elendi bir şey olmaz mı hocam? Elendi bir şey olur. Şu y eşittir ln x olsa deneyelim. Atalım bakalım senin dediğini. Y eşittir ln x olsa eşittir sağ tarafı nedir? Ln x x olacaktır. Ln x'in bana şeyini alın. Türevini alın. Ln x'in türevini alın. Neydi ln x'in türevi? 1 bölü x. Eşit 1 bölü x olmaktan biraz uzak. Yani şu kendisi olmasaydı olacaktı. Ama kendisi olmaktan uzak. Ha, özür dilerim. X bir şey olmaz mı hocam?
işte eğer kolaysa böyle bakarak deneyerek de bu şartı sağlayan o fonksiyonu arayabilirsiniz. Hemen kaldır kaldır atlamayın bir robot gibi. Yani aradığınız fonksiyon ne olduğunu biliyorsanız o fonksiyonu kendiniz de yapabilirsiniz. Böyle sorgulayabilirsiniz. Deneme yanılmayla. Hem öyle yapmak düşünmek size çok büyük bir şey yapar. Zekanızı, seviyenizi yükseltir. Fonksiyonlara dans etmeyi öğrenirsiniz. İşte şey onların ne bileyim işte o size başka bir beceri, başka bir yetenek kazandırır. Bakarak yapmayı denemeden yaparak yapmaya geçmeyin. Şimdi şu anda ben bakarak yapabilecek durumda değilim. Renix de olabilir ama Evzerix de olabilir ama o zaman şey olmuyor. Bölüsü gitmiyor. Evzerix kalıyor. Kendisine bölemiyorum. Bölüx olmasaydı Evzerix bile olacaktı. Şu anda yapamadım yani hiçbir şey düşünemedim. O zaman ne yapacağız? Biz yaparak yapacağız. Bildiğimiz metotları uygulayacağız. Amacımız ne? Şu denklemden Y'yi çekmek. Şuradan Y'yi yalnız bırakmak. Y'yi bir tarafa atmak. Nasıl atarız? Ne bileyim atın buradaki Y'yi. Çok kolay. Hemen bunu atın sağ tarafa. Çok güzel. X çarpı D'ye bölü DX'miş. O daha zor oldu. Sağ tarafta yine Y kaldı. Olmadı. Nasıl bırakacağız oradaki Y'yi yalnız? Nasıl yapabiliriz? Hocam Y'leri bir tarafa toplarız. X'leri bir tarafa. Toplarsınız. Bunu bir diferansiyel denklem haline getirebilirsiniz. Ne bileyim işte. Y bölü DX attık bir tarafa. Artı nedir bu? 2Y mi oluyor bu? 2Y eşittir 0. Ha pardon. 2Y bölü X vardı. Şu paydadaki X'i de kurtulalım. Y bölü X. Paydadaki X'den kurtulalım. X times D'ye bölü DX 2'ye eşittir 0. Siz matematik dersinde, diferansiyel denklemler dersinde çeşitli diferansiyel denklem yapıları gördünüz. O farklı farklı yapılar var. O yapıları hazır çözüme, yani işte A yapısı nedir, onu çözmüş olur. B yapısı nedir, bunun çözümü nedir? Onları öğrendiniz, onları yapabiliyorsunuz. O yapılara sokmaya çalışın. Hazır bildik yapılara sokmaya çalışın. Hazır bildik yapılara sokarsanız ondan sonra zaten tanımlanmıştır. Kolay bir şekilde onu elde edersiniz. Yapamıyorsanız da artık ne yapacaksınız? İş başa düşecek. Onu kendi kendinize çözmeye çalışacaksınız. Şu böyle bir bildik yapınız var mı? Hazır çözümü hatırlıyor musunuz bu yapının? Ben hatırlamıyorum şu an. Adi diferansiyel ya. Şu iki y'yi karşıya atıp. Şu x var. Oradaki x neydi? Şu anda başım çok ağrıdığı için hiçbir şey düşünemiyorum. Bildiğiniz bir şey varsa oradan devam edebilirsiniz. Belki çok kolay bir, çok kolay bilinmek bir şeydir. Hemen benim gördüğüm burada şey, y'leri bir tarafa, x'leri bir tarafa toplayıp integre etmek daha kolay geliyor. Y'leri bir tarafa aldım. Böyle gidebilirsin. Böyle 2'ye. Hatta 2 burada başıma bela alır. Hiç almayayım ben bu 2'yi burada. Sadece y'yi aşağıya alayım. Y bölü y eşittir. Sağ tarafta da ne kalacak? Eksi 2 bölü x ve x şeklinde bir yapıya bunu şuradaki yazdığım şeyi bu hale sokabilirim. X'leri y'leri iki tarafa ayırabilirim. Bu sefer aynı operasyonu iki tarafa da ayrı uygulayabilirim. Yani iki tarafında integralini alabilirim. Buradan sol tarafın integrali nedir? Burası nedir? 1 bölü y'nin integrali. Ln y. Ln y. Şimdi burada ne yaptığınız önemli. Belirli mi belirsiz mi nasıl yapıyorsun integralleri? Eğer bir sınırdan bir sınıra gidecekseniz belirli. O zaman problem biraz daha az. Yani direkt particular çözüme gitmek istiyorsanız belirli integral yapmanızda fayda var. Yok, önce general solution'ı bulacaksınız. Daha sonra sizin işte şu sınırdan şu sınıra kadar ne oluyor? Onu bulmak isterseniz o zaman genel çözüm yapmanız, genel integral belirsiz yapmanızda fayda var. Yani demek istediğim şu, benden direkt şu x1'den x2'ye, işte buna y1 diyelim. x1 ile x2 arasındaki yolu çizmem isteniyorsa, direkt ben bunu bulmak istiyorsam, x1'e y1 diyelim. Direkt ben şu eğriyi elde etmek istiyorsam, buradan geçen eğriler beni çok ilgilendirmiyorsa, bu nedir? Sadece ben özel çözümdür. Genel çözüme ihtiyacım yoktur. Belirli integral yapabilirim. Yok ben şu eğri ailesinin genel denklemini bulayım. Daha sonra özel çözümleri elde etmek istiyorsanız o zaman ne yapacaksınız bunu?
Bu integralleri belirsiz alarak genel çözümünü yapacaksınız, bulacaksınız. Evet, öyle yapalım. Önce belirsiz yapalım, daha sonra özel çözümü elde edelim. Onun için de şurayı temizleyeyim. Allah Allah, niye toplamadım bunun hepsini bana? Evet, bu taraf nedir? Ln y geldi buradan. İntegre ettim. Artı ne gelecek burada? Belirsiz integral yaptığım için c. C ne gelecek? Her belirsiz integralde mutlaka ne yerleştirmem lazım diye. Sabit hocam c1. Efendim? c1 değil mi? Sabit yerleştirmem lazım. Evet. Artı c1 derseniz problem olur. Neye problem olur? Y'yi çekmeye kalkarsanız operasyon zor olur diyebilirsiniz de yerine göre. Hadi şimdi şu an şöyle diyelim. Bunun integrali ne olacaktı buradan? 2 bölü eksi 2 parantezinde aldık integrali diyelim hadi şöyle. Burası da ne olacaktı? Buranın integrali de ln x olacak. Buranın integrali de nedir? Ln x'tir. Şöyle eksi 2 parantezine aldık. Ay kare değil. Şöyle x2 parantezini aldık. Ln x oluyor. Buraya da bir sabit yerleştirmem lazım. Tanım gereği. Ln koysak o iyi olmaz mı hocam? Ln c2. Şimdi buralara c1 c2 yazarsanız başınıza bela olur. Şimdi buradan y'yi çekmeye kalktığınız zaman, buradan x'i çekmeye kalktığınız zaman bundan sonra operasyonlar önünü tıkarsınız. Bundan sonra gerekirse operasyon yapmak isterseniz ki gerekir. O halde kolay operatable. Yani bundan sonraki şeyde operatable şeyler yerleştirin oraya. Ne yazın? Mesela işte ln c1 yazmayın buraya. Ne yazın? Ln c1 yazın. C1 sabitse bunun elinde nedir? Sabittir. Şimdi c1 ile c2'yi kolay işleyebilirsiniz. Buraya da öyle yapmayın. Buraya da ne yazın siz? Burayı da ln c2 yazın buraya da. Bence 2 yazın. Şimdi bu kolay işlenebilir duruma gelir. Şimdi burada iki tane ne var? Toplam var. Bu iki toplamı ben ne olarak gösterebilirim? Şimdi y'yi çekmem. Amacım nedir? Y'yi yalnız bırakmam. Yani şunu yalnız bırakmam demek. Fiksiyon fonksiyonu bulabilmek. Demek ki de biraz zordu. Şimdi biraz daha kolay. Daha kolay, daha yürütebilir. Denklem bulmak istiyorum. Buradan y'yi çekmek istiyorum. Hemen hazırlık yapayım. Ben ne yapacağım ben? Ln c1'i karşı tarafa atmanıza falan gerek yok. Ne yapmanız lazım? O da olur ama daha kolayı. Şu ikisi ln iki toplamı ne olarak gösterebilirim kolayca? İkisinin çizgisini çarpı olarak gösterebilirim. Ben bunu şöyle ln c1 çarpı y1 şeklinde yazabilirim. Şimdi sileyim. C1 çarpı y1 pardon y bir yana geldi. C1 çarpı y şeklinde yazabilirim. Ondan sonra şurası da eksi 2 parantezin aynı şekilde burayı da ln c2 çarpı ln c2 çarpı c2 çarpı x şeklinde ne yapabilirim ben burada bunu yazabilirim. Ondan sonra artık bundan sonrası biraz daha kolay oldu. Şimdi ne yapacağım ben buradan şeyi çekeceğim diyelim. Y'yi çekmem lazım. Y'yi yalnız çekebilmek için bu parantezin içinden y'yi patlatmanız biraz zor. Ama şimdi e üzerisini alırsanız oradan y yalnız kalacaktır. Aynı şekilde öbür tarafa da yapmanız lazım. Ama bir sonraki aşamaya gitmeden önce şu eksi 2'ye buradan bir şey yapın bir. Kurtulun buradan. Başınıza bela olur. Bu eksi 2 ne olarak geçer karşı tarafa? Ln c1 çarpı y eşittir. Bu çarpan karşı tarafı üs olarak geçecektir. Ln içerisinde üs olarak geçer. Herhangi bir problemi yoktur. Bu da ne olacaktır şöyle? C2 bölü eksi 2 şeklinde buraya ne yapabilirsiniz? Bunu atabilirsiniz. Ondan sonra şunları sileyim. Benim büyütmem mi değişmiş ya? Şimdi her iki tarafını e üzerisine alabiliriz artık.
Burada her iki tarafın derecesini alırsak şurası düşer, patlar. Burası C1'ye, burası da ne yapacaktır? Ev üzeri şu şeyde kalacak. Bu da nedir? C2 üzeri -2. -2 bunun da olması lazım ama fark etmez. O da şeydir, sabittir. Değildir. Yani burada Y eşittir. C2 E üzeri X üzeri -2 bu da demektir? Eksi 1 bölü X kare demektir. 1 bölü X kare bölü C1'i de bölersek. C2 sabitti, C1 sabitti. Bu da gider. Bu da iki sabit taşımaya gerek yok aslında. Yukarılarda bir yerlerde benim aradığım fonksiyon Y eşittir neymiş? C bölü X kare şeklindeymiş. Deneyelim şimdi. Bizdeki şey neydi? Bunun türevi ne eşit olması gerekiyormuş? DY bölü DX ne eşit olacaktı? Ne bulmuştuk biraz önce yukarıda? Eksi 2Y bölü X miydi? Bunu sağlıyor bakalım. Şimdi bunun türevi nedir? C bölü X karenin türevi nedir? 1 bölü X karenin türevi. Efendim? 1 bölü X karenin türevi nedir? Eksi X üzeri eksi 1. Efendim? Eksi 1 bölü X hocam. Eksi 1 bölü X. X yani C bölü X. Şimdi öbür tarafa gidelim. Hey. Pardon, X üstü X küp, azaltıyorduk. X aynen. Evet, eksi 3 olacak hocam. Ne? Hocam, eksi 1, eksi 1 bölü X küp. Eksi 1 bölü 1 bölü X küp. Pardon, eksi 3 bölü X küp hocam. 3 nereden geldi ya? Bunun türevinden bahsediyorum. Ha, pardon. 2 gelmiyor mu o zaman? Bile. Allah kafam karıştı bir saniye. Eksi 2 bölü X küp değil mi? Birincinin türevi çarpı, ikincinin türevi çarpı, bölü şey yapın, bölümün türevini uygulayın. İntegral gibi yapmayın, üzerine alıp gitmeyin. Bölümün türevi olmalı. Yani payın türevi çarpı payda nedir orası? 0 çarpı x kare eksi paydan türevi nedir? 2x mi? Çarpı c bölü nedir burası da? Aşağı neydi? X karenin karesi hocam. X karenin karesi. O da ne yapar? X üzeri 4 ne yapar? Yani burası gitti. Bu da eşittir. Eksi 2 bölü x küp mi yapıyor? Çarpı c şeklinde bir denklem çıktı. Gelelim bakalım burada bunu deneyelim. Eksi 2 katıymış. Neyin? Y'nin eksi 2 katı olacakmış. Eksi 2 katı. Y'miz neydi bizim? C bölü x karenin 2 katı olacakmış. Sildim şunu. Y'nin 2 katı olacakmış. Ondan sonra bir de x'e bölümü. Bir de x'e bölersen ne olur? Sağ tarafta bu olur. Yani baktığımız zaman denklemimiz sağ tarafıyla 2c bölü x küple sol tarafı birbiriyle aynı hale gelir. Tamam, aradım denklemiymiş, doğruymuş. Sınavdayken şu kontrolü yapın. Uğraşıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz. Bir yerde eksi artı bilmem ne unutuyorsunuz. Bir fonksiyon buluyorsunuz, öyle ya da böyle. Burada sağlaması direkt burada karşınızda duruyor. İşte dy bölü dx ne olması gerekiyordu sizde? V bölü o olması gerekiyordu. Bu sağlamayı yapmadan yoluna devam ediyorsun. Yani orada harcadığın zamanı ne? Şey, kaçırdım puanımı, üzüldüm. Artık niye üzüleceğim belli değil. Evet, yeni bir şeyimiz de oldu. Her yıl çözdüm sonra unuttum, şimdi hatırladım. Artık şöyle bir fonksiyon, 1 bölü x kare. Neymiş bu fonksiyonun özelliği? Türevi kendisinin bölümüne mi eşitmiş? Bu fonksiyonun türevi kendisinin x'e bölümüne eşitmiş. İşte öyle bir fonksiyonmuş. Hatta iki katına falan eşitmiş. Neyse, bulduk biz onu. Aradığımız fonksiyonu bulduk. Aradığımız fonksiyon da neydi? General equation of this lines. Neredeydi onlar? Aradığımız fonksiyon. Evet, şu çizgilerin. Hadi biraz daha büyüyelim. Neye gitti bizim fonksiyonumuz? Kaybettik. Sabahtan ilgilendik, olmaya başladık. Ha? Evet, şuradaki fonksiyonlarımız. Evet, şuradaki çizgilerimizin formülü neymiş, eğrisi neymiş?
eşittir c bölü x kare, değil mi? Hepsinin aynı değeri bu. C1 ise başkası olacak. C2 ise başkası olacak. C3 ise başkası olacak. Ben ne arıyorum? Sadece bir tanesini arıyorum. O da nedir? Şuradan geçecek şey arıyorum. Şu noktadan geçecek eğriyi arıyorum. Particle çözümü arıyorum. Bu general solution bu. String function dediğimiz string fonksiyonu bu. Şu çizgileri verecek olan string fonksiyonumuz bu. Ben tek bir tane streamline arıyorum. Streamline'ı aramıyorum. Streamline arıyorum. Şu noktadan geçecek. Neydi o noktadan geçecek olan? Özelliği neydi? X eşittir 1, Y eşittir. Ne olması gerekiyordu? Yani şunu istemiştik biz. A 1, 1'den geçecek nokta. Yani X eşittir, X 0 eşittir 1, Y 0 eşittir 1 noktasından geçecek olan çizgiyi arıyorum. Onun için de neyi belirlemem lazım? Şu fonksiyon hepsini belirliyor. Bu buradan geçen ayrı bir sabit. Buradan geçen ayrı bir sabit. Şurada şu C'yi çekmem gerekiyor. X yerine 1, Y yerine 1 yazarsam C'de ne olacaktır? Buradan 1 olacaktır. O halde şu da şu fonksiyonda bizim Y eşittir C yerine 1 yazarsak 1 bölü X kare olarak ne yapabiliriz? Yazıp yerine koyabiliriz. Evet, fonksiyonumuz buymuş. Eğrilerimiz buymuş. Şimdi bunları çizeceğiz. Ne yapalım şimdi biz bunları çizmek için? Sınavda sizden bunları çizmek isteyecek. Şuraya X, şuraya Y diyelim. 1, 1'den gitti. 2'den geç, 2'de fonksiyonu olacak. 3'den olacak, 4'den olacak. Alıp bunları ne yapıyorsunuz? Siz işaretliyorsunuz. 1'de 1 olacak. 2'den olacak. 1 bölü X kare. 1 bölü 4, 0, 25 mi olacak burası? Burası 0, 25 olacak. 3'te 1 bölü 9 ne yapar? Hesaplayayım bakayım. 3'ün karesi 1 bölü 9 ne yapar? 1 bölü 9 diyelim. Onu hesaplayayım söyleyeyim bunu. 4'te de 1 bölü 16. Yani küçük 11 hocam. Efendim? 0,11. 0,11. Bir yerde daha küçük bir rakam olacak. Ben bunu çizmek istersem de ölçekli kalem cetvelde giriyorum yanına bir tane mutlaka. Bir yetiyle giriyorum sınavlara. Şurası işte bir noktadan geçiyormuş. 1'de 1'miş. İşaretledim. 2'de bu ne oluyormuş? 0,25. Şurası 1 ise 4'te 1'ine geliyor. Şuralara geliyor. 3'te daha da azalıyor. İşte şuralara bir yere geliyor. Ölçekli çiziyorum bunu. Bu nokta, bu nokta. 4'te daha da azalacak. 0,5'te ne yapar? Geriye doğru gidelim bir de. Onu görelim. 0,5'te ne yapar? 0,5'in karesi 1 bölü 2, 4. Ne yapıyor bu? 4 hocam. 4. Efendim? 4. 0,5'te ise bu 4. 2, 3, 4 şöyle bir yerlerden gelecek. Ben bu noktaları birleştirirsem de bu hız vektörüm nasıl bir, bu noktadan geçen streamline'de şöyle bir şey olacak. Şimdi akış streamline bu akışkan ne tarafa gidiyor? Böyle mi? Ben buraya ok koymak istersem, akışın yönünü göstermek istersem böyle mi gidiyor? Akış yukarı doğru mu gidiyor? Onu nasıl bulurum? Akışın yönünü nasıl belirlerim? O koordinattaki hız vektörünü de yerine yazıp. Aynen. Çok güzel. Herhangi bir yerde mesela herhangi bir yerde en kolay neredeyse orada hız vektörünü çizin. Hız vektörümüz neydi bizim? Hemen yazalım şöyle hatırlayalım. 2x miydi? 2x eksi unuttum. Pardon. X kare. X kare eksi 2x y hocam. X, y, j idi. Şimdi x yerine 1 yazarsam burada 1 birimlik sağa doğru bir bileşenim var pozitif. X yerine 1, Y yerine 1 yazarsam burada aşağı doğru eksi 2 birimlik bir hız bileşenim var. Şöyle. Onun için hız komponentinin birisi bu, birisi bu. Ben buna bir vektör çizersem şöyle bir şey olacak. Hız vektöründe bu. Bu herhangi bir streamline üzerine bir hız vektörü çizerseniz ne olması lazım bu hız vektörünün? Çizdiğiniz hız vektörünün o streamline'a ne olması gerekir? Evet, paralel. Teğet olması gerekir. Paralel olması gerekir. Teğet olması gerekir. Yani soru sorulmuş. Adam hız streamline çiziyor. Hız vektörü çiziyor. Streamline böyle gidiyor. Hız vektörü böyle gidiyor. Yani ya bu yanlış ya bu yanlış. Ondan sonra bunu da bırakıyor. Daha sonra itiraza giriyorsun ama. İşte sıfır alıyor. Bilmem ne alıyorsun ama. Hız şeyim de doğru, buyum da doğru diyor. Hangisi doğru? İkisi de doğru. Ya işte olmazsa konuyu anlayan birisi için yani bunlardan bir olsa olsa birisi doğru. İkisi kesinlikle doğru değildir. Ya sen sistemi aynı yanlış halletmişimdir.
ya hız vektörünü yanlış çizmişsindir, bir şey yapmışsındır. Çünkü bunları ne çizmiyorsun sen? Tek teğet çizmiyorsun. Şimdi ben şimdi pek bakmıyorum ki hatta çok karşılaştım. Böyle bir kağıda itiraz eden bir adamın üzerinde ben de ne yapayım ister istemez çiziyorum. Bir şeysi olmuyor. Onun gideceği yer pek bir yer değil. Manadan uzak. Manasız iş yapmayın. Anlaşıldı. Yani şurada sizin gene bir diferansiyel denklem çözmeniz gerekiyor. Burada hani biraz önce demiştik ya D'ye böyle iki boyutlu, üç boyutlu sınavda çıkmaz. Şey yapmayın. Ve böyle O yazdığımız zaman karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Evet. İşte bir fonksiyon çıkıyor. D'ye böyle deyiz. Böyle bir fonksiyon çıkıyor. O fonksiyon, o şey birinci mertebeden. Burada ikinci mertebe olmaz. Türevimiz birinci mertebeden. Bir denklem, diferansiyel denklemi çözebilme yeteneğinizin olması gerekiyor. Bu şeye göre daha kolaydır. Petline'lara göre de daha kolaydır. Separatable'sa çok kolaydır. Burada yaptığımız gibi. X'ler, Y'ler bir tarafa toplanıyorsa çok çok kolaydır. Her zaman separatable olmayabilir. O ayrıca şey yapılamayabilir. Taraf tarafı bile atılıp parçalanmayabilir. Sizin bir diferansiyel denklemler dersinde öğrendiğiniz metotları kullanmanız gerekebilir. Onları kullanmadan çözümünüz, çözüme ulaşamayabilirsiniz. Ne bileyim adam hani bunda öyle bariz değil de şöyle bir şey çözüyor. Geliyor burada bir X oluyor mesela. Veya burada bir Y oluyor. Daha sonra bunu şeye göre integre ediyor. Şu tarafı X'e göre integre ederken bunu sabitmiş gibi düşünüp dışarı atıyor. Ama yapmayın. Y eşittir Fx ise X de eşittir Fy'dir. Eğer separatable'sa denkleminiz sağ tarafta sadece ve sadece X'ler bir tarafta da diğer tarafta da sadece ve sadece Y'ler olması lazım. Bunların karması oluyorsa Y'ler ve X'ler sepet yapılamıyorsa, birbirlerinden ayrıklaştırılamıyorsa o zaman böyle bir integral yapamazsınız. Başka metotlar, başka yöntemler yapmanız gerekir. Uygulamanız gerekir. Ne bileyim işte hız vektörümüz. Atıyorum. Bir hız vektörü. Alt separatable diyelim şuraya. Pardon. Hız vektörümüz de olsun bizim. X artı Y olsun. Çarpı i diyelim. Diğeri de eksi olsun. Evet. Diğeri de eksi olsun. O da X artı Y olsun. Şöyle bir denklemi. Hız vektörünü sizde Y bölü DX. Ha bu. Pardon sadece bir şey bu. X'e göre türevi burası 1. Bunu Y'ye göre türevi. Şöyle diyelim. X kare Y diyelim. DY bölü DX eşittir ne çıkacak buradan? Eksi X kare artı Y bölü X artı Y çıkacak. Bunu separat yapamazsınız. Bunu işte diferansiyel denklemler dersinde şu anda benim aklıma gelmeyen bilmediğim o yöntemleri mutlaka kullanarak çözmeniz gerekir. Çözebiliyorsanız basit olsun diye yazdım. Zor bir problemle karşılaştığımı tahmin ediyorum. Anlaşıldı. Yani ben size streamline'in ne olduğunu, stream function nasıl bulunabileceğini anlatıyorum. Çözüm işi, çözüm metotları bu dersin konusu değil. Çözüm metotları matematikte size verildi. Diferansiyel denklemler çözümleri. Siz oradaki bilgilerinizi burada kullanmanız gerekiyor. Eğer oradaki bilgileriniz yeterli değilse mutlaka o bilgilerinizi sınavları beklemeden gidin bakın dönün. Çalışma bilgilerinizi yeniden hatırlayın. Anlaşıldı mı? Geçiyoruz. Bir üçüncü metot. Akış görsel, pardon bu dördüncü metot oluyor. Lan şu baş ağrısı ne berbat bir şeymiş ya. Neredeyiz biz ya? Nerede kaldık? Nerede kaldık? Şurada mı kaldık? Simit. Boşver. Evet, vektör bulut çizdik, petline çizdik, streamline çizdik. Ötekisi en sonunda şey, streakline.
deadlines ve şey yapalım, timelines var ve iş bitiyor ondan sonra. Timelines ve sticklines. Şimdi bir vektör plot yapıyorduk akış görselleştirmesinde. İki deadline'ları çiziyorduk. Üç streamline'ları çiziyorduk. Akım fonksiyonlarını, akım çizgilerini, streamline'ları çiziyorduk. Dört streamline'ları çiziyoruz. Streamline'ları çiziyoruz. Beş de timeline'ları çiziyoruz. Şimdi şu ikisinin her ikisi de şeye dayanıyor. Petline'e dayanıyor. Önce gerek streamline gerek streamline'ları çizmek istiyorsanız petline, equation of the petline elde etmeniz gerekiyor. General form of the equation of petline elde etmeniz gerekiyor. Petline'ı yani sizin fonksiyonunuzun akış alanının içerisindeki x akış kapattıklarının x'inin işte zamana göre ve y yer değiştirmesi şeysi kurumlarının zamana göre veya işte z zamana göre işte değişimlerini bildikten sonra artık streamline'ı ve timeline'ları çizebilirsiniz. Her ikisini de çizebilmek için mutlaka şey yapmanız gerekiyor. Bu petline'ları bulmanız gerekiyor. Petline, köşe notu petline elde etmeniz gerekiyor. Yani şunu çözmeniz gerekiyor. T-X1'i buradan şunu bulmanız gerekiyor. Pardon, şunu şöyle yazalım. X over DT'den X over DT'den şunu bulmanız gerekiyor. Buradan da dy over t equals v eşitliğinden de şunu bulmanız gerekiyor. Z bölü tt equals w'dan da bunu bulmanız gerekiyor. Bunu bulduktan sonra gerisi çok şey değil. Sadece hamallıklar işin. Yani tekrar şey yapacaksınız. İşte buradan bir sürü sabit gelecek. O sabitleri hangi noktadan, hangi bölgeden geçen streamline'ları bulmak istiyorsanız ona göre ne yapıyorsunuz? Çiziyorsunuz. Şimdi şey yapalım. Streamline çizmek için herhangi bir x0 y0 z0 konumundan parçacıkları bırakıyorsunuz. Bu sabit. Diyelim ki o konum bu konum. Şu x0 y0 z0 konumumuz bizim bu konum. Z0 konumu. Şu noktadan koordinatları fırlattım. Bitti. Bu gitti. 5 saniye geçti. Şuraya geldi. Peşinden bir tane daha gönderdim. 4 saniye geçti. Şuraya geldi. Peşinden bir daha gönderdim. 3 saniye geçti. Buraya geldi. Peşinden bir daha gönderdim. 1 saniye geçti. Buraya geldi. Yani şu noktadan peşi sıra geçmiş olan akışkan partiküllerin uzaydaki bulunduğu konumları birleştiriyorsunuz. Şöyle birleştirdik diyelim. Şu bizim streamline'ımız oluyor. Streamline'ımız oluyor. Tamam. Bunun buraya gelme süreci değil. Bu partikül buraya ne bileyim böyle de gelmiş olabilir. Böyle de gitmiş olabilir. Her türlü gitmiş olabilir. Petline'i çizmiyoruz. Bu partikül ne bileyim buraya işte şöyle diyelim. Şöyle gelmiş olabilir. Bu buraya bu yol kat ederek gelmiş olabilir. Bu buraya bu yol kat ederek gelmiş olabilir. Şunlar petline'lar. Petline, tabii bunların 5 saniye sonraki pozisyonunu bulabilmek için benim petline bilmem lazım. Bu cisim şu anda buradan çıktı. İşte 5 saniye geçti, buraya geldi. 1 saniye sonra gelen bu cismin peşinden 1 saniye sonra buraya ulaşan cisim gitti. O da 4 saniye sonra şuraya geldi, buraya geldi. Bunların uzayda bulundukları noktayı ne yapıyorum ben? Birbirleriyle birleştiriyorum. Bu benim neyim oluyor? Streamline'ım oluyor. Burada x0, y0 çıkış yani strik demek de oradan gelmişti. Herhangi bir noktadan çıkış yapıyorsunuz. Yarışa başlıyorsunuz. Atlar demeyelim şeyler. Rally arabaları. İşte off-road yapıyorlar. Hepsi buradan harekete başladı. Gitti işte. Hepsi aynı noktadan çıkış yapıyorlar ya bunlar. Strik yapıyorlar ya. Birisi buraya geldi. Peş peşe gitti bunlar. Ondan sonra en önce fırlattığınızı alıyorsunuz, yoldan geçen daha sonrakine geçiyorsunuz, onu birleştiriyorsunuz. Şu sizin şeyiniz oluyor. Streamline'ınız oluyor. Kesinlikle petline'ları göstermez. Petline'larla streamline'ların çakışmak zorunda değil.
steady state olma halinde çakışır. Eğer akışınız steady state ise, herkes bu yolu katledip aynı path'ten gitmek zorundaysa, o zaman stick line'ınız, path line'ınız üst üste çakışır. Ama steady state olmak zorunda da değil, akış çalkantılı da olabilir. Bu buraya böyle gelirken bu buraya böyle gelebilir aynı noktaya. Dolayısıyla genel olarak in general meaning bunların çeyesi üst üste çakışmak zorunda değil. Farklı farklı olabilirler. Anlaşıldı. Ama bunu bulurken de ne yapmanız gerekiyor? Mutlaka path line bulmanız gerekiyor. Equation of the path line elde etmeniz gerekiyor. First derive the equation of the path line and apply it for different delta t time, delta t times from the aynı noktadan, the same point'dan geçen şeyleri, akışkanların bulundukları pozisyonları işaretliyorsunuz, o sizin stick line'ınız oluyor. Nerede lazım? Ne bileyim, bir dijital enjektör, araba yaptım, işte bir benzin yakıt yanma odasını modelleyeceğim. Bir enjektörüm var. Tek delikli, multi değil diyelim, tek delikli. Oradan yakıtı püskürttüm. O yakıtlar gitti, parçacıkları. İşte bu parçacıklar nereye gidiyorlar? Neredeler? Onların yerlerini bulmak için. Nerelere kadar yayılıyorlar? Nerelere kadar genişliyorlar? Onları görmek istiyorsam bu tip uygulamaları ne yapıyorum ben? Çiziyorum. Hani akışa bıraktığım partikülleri. Bunlar akış domeni içerisinde nereye gidip hangi noktalara gidiyorlar? Hangi noktalara gelmiyorlar? Onu görmek için herhangi bir noktada bıraktığım partiküllerin bulundukları pozisyonları çiziyorum. O bana o şeyin içerisinde nasıl dispersin olup nasıl dağıldığını gösteriyor. Anlaşıldı. Sorusu olan varsa, yoksa hemen diğerine geçelim. Timeline ise bunun tam tersi. Timeline'da ortak olan T, T0 anı. Timeline'da ortak olan T0 anı farklı olan X'ler. X, Y ve Z'ler birbirinden farklı. Bunlar farklı. Ortak olan T. Bunlar ortak olan T. Burada da şeydi. X, Y hareket noktalarıydı. Aynı. Farklı neydi? Delta T farklı. T farklıydı. T farklıydı burada da. Bu da şeye benziyor. At yarışına benziyor. Atları ne yapıyorsunuz? Yan yana diziyorsunuz. Onların nerede? Hepsi aynı anda harekete başlayacak. T ortak demiştik. T sıfır ortak. Atlar burada hepsi dizilmiş. Ondan sonra düdük çalıyorsunuz. Hepsi fırlıyorlar, gidiyorlar. Yani buradaki çok hızlı buraya geldi. Buradaki çok hızlı 5 saniye içerisinde buraya geldi. Buradaki çok hızlı işte buraya kadar geldi. Buradaki yavaş buralarda kaldı. Buradaki biraz daha hızlı buraya geldi. Ne yapıyorsunuz? Hepsi farklı noktalarda bıraktınız. Bunun konum farklı, bunun konum farklı, bunun konum farklı, bunun konum farklı. Ama zaman nokta. Akış alanı içerisinde. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Bunların bulundukları konumları işaretliyorsunuz. Bu burada, bu burada, bu burada. Bu da timeline. Farklı noktalardan bırakılmış partiküllerin bir saniye sonra nerede, 10 saniye sonra nerede, 20 saniye sonra nerede, her bir saniye sonraki şeylerini, pozisyonlarını işaretliyorsunuz ve bunların gidişatına bakıyorsunuz. Gene domain içerisinde. Bunda multi enjekt şey, hani dizel motorundan örnek verdik. Çok noktadan enjekte ettiğiniz bir akışkan o domain içerisinde nasıl yayılıyor? Aynı anda ama püskürtülmüş akışkanlar. Diğerinde ise tek noktadan farklı zaman dilimlerinde püskürtülmüş akışkan partikülleri birbirine bağlıyorduk. Stick line bulmak için. Bunda ise aynı anda farklı noktalardan yarışa girmiş akışkan moleküllerinin gidişatını gözlemliyoruz. Anlaşıldı? Anladık mı? Herhalde anladınız. Şimdi kameralarımız açılmalı. Kaç kişi var derste? 43 kişi var. Kameralarınızı açın. Elinize bir kalem kağıt alın. Şimdi bahçeye gittiniz. Dedenizin, nenenizin bahçesine gittiniz. Varsa köy veya bir amcanız, yakınınızın veya yoldan geçen birisi, su söyleyen bir amcayı gördünüz. Yardım etmek istiyorsunuz. Adamın elinde bir hortum var. Bahçeye suluyor. Amca ver, dede ver, teyze verdiniz. Elindeki hortumu aldınız. Ondan sonra bahçeyi siz sulamaya başladınız. Elinizde hortum. Şu
Tutuyorsunuz. Hiç elinizdeki hortumu sabit, hiç kıpırdatmadan tutuyorsunuz. Bu hortumdan çıkan su nasıl bir yol alır, nasıl hareket eder? Ne görürsünüz böyle yere çarpıncaya kadar, zemine düşünceye kadar? Nasıl hareket eder? Bana onun görüntüsünü çizin. Hortum 45 derece eğimle duruyor ve buradan su fışkırıyor. Devamlı peş peşe su molekülleri geliyor ve hortumdan çıkarak gidiyor. Ta ki yere ulaşıncaya kadar. Oradaki orayı, onu yapan kişinin şöyle bir fotoğrafını çekin. Onun fotoğrafını bana çizin. Karşıdan fotoğrafını çekin. Yani karşıdan su molekülleri hareket doğrultusunda dik doğrultuda fotoğrafını çekin ve gösterin bakayım bana oradaki hareket nasıl oluyor. Çizdiniz mi? Efendim? Konuşma yok, ses yok. Ne güzel bir sınıfta sınıf. Evet, kim sınıftayım? Sessiz. Can yok, ruh yok. Evet, bunu çizerseniz şöyle bir şey bulacaksınız. Bunu ben çizeyim. Şöyle bizim bildiğimiz, sizin bildiğiniz ilk atış olayını ne yapacağız biz burada? Göreceğiz. Akışkan molekülleri böyle gidecek, böyle gelecek. Tamam. Şu hortum hiç kıpırdatmadığınız için buradaki akış ne olacaktır? Steady state akış olacaktır. Steady state esnasında burada ne görüyoruz? Bir stream line görüyoruz. Ne görüyoruz? Pet line görüyoruz. Ne görüyoruz? Stick line görüyoruz. Hepsi birbiriyle aynı olacaktır. Timeline değil ama diğerleri hepsi birbiriyle ne olacaktır? Aynı olacaktır. Şimdi siz aynı hortumu alın. Ondan sonra bana eliniz yavaş yavaş şöyle bir salınım yapın. 5 derece aşağı, 5 yukarı, 5 derece yukarı bir salınım yapın. Şu hortumu şöyle 5 derece aşağıya, 5 derece yukarıya, yukarı aşağı sallayarak sulamaya devam edin. Nasıl bir görüntü görürsünüz? Hortumdan çıkan sular nasıl bir şey olur? Çizdiniz mi? Açın mikrofonları, sesiniz duyayım. Tamam. Kaybolmuşsunuz. Birinizin ses çıkmıyor. Çizdik mi? Hali. Çizdik de hocam, emin değiliz tam. Efendim? Çizdik ama tam emin değilim. Ne çizdi? Göster bakayım çizdi şeyi. Büyük ihtimal gözükmeyecek ama. Aynen gözükmüyor maalesef. Tam kafanın karşısına koy. Kayboluyor bir şeyde. Uzayda kayboluyor çizdiklerin. Tam kafanın karşısına koy. Yüzünü kapat çizdiğinde görelim. Şimdi İçeriden görüntü verdin. Yok. Ben hortumu aşağı yukarı sallarken bu görüntüyü elde etme. Yani durgunmuş gibi çizdim ama. Bir fotoğraf çek bana, onun fotoğrafını çek. Yani böyle elinde hortumu yukarı aşağı böyle yavaş yavaş yukarı aşağı kaldırıp indiren birinin karşıdan görüntüsünü çiz. Çek. Fotoğrafını çek. Hocam sinüs grafiğine benzer şekilde olmaz mı? Evet, öyle bir şey çıkacak. Çiz bakayım hadi. Bekir, yok mu kameran senin? Hocam. Aç da yüzünü görelim. Çiz. Sen miydin bak? Ben seni hiç unuttum gittim bak. Yıllar önce hatırlıyorum ben seni. 3 yıl önce de hatırlıyorum. Sonra evet oldu. Hocam biraz öyle. He? Ankaralı mıydın? Nereliydin sen? Konyalıydım hocam. Konyalı mıydın? Gözüküyor mu hocam? Evet. Çizdiğini görmüyorum. Göster bakayım. Şu an gösteriyorum ama. Hakim gösterdi. Evet. Hocam çok basit çizdim ya. Dalga şeklinde gözüküyor da o dediğimiz sinüs gibi. Tamam, öyle bir şey çiziyor. Bak mühendis adamsın. Çizgin para demek senin. Çizgin için para verecekler sanırım çizdiğe. Doğru hocam. Çizeceğin her çizgin bir para olacak. Biraz yani dalga gibi. Ben hocayım. Çizemedim. Dalga gibi bir şey geçiyor. Evet. Peki çizdin mi? Doğru çizmişsin. Hocam ben böyle çizdim. Evet, sen böyle çizdin. Bu ama gittikçe açılmaz ya. Sen açılıyormuş gibi. Hocam elim kaydı. Elin kaydı, tamam.
15-30 derecelik salladım. Evet, çok sallamamışım, ne bileyim. Bekir, merak ettim. Bekir, bakayım sana Bekir. Hocam gösteriyorum ama. Ha, iyi, öyle bir şey çıkacak, tamam, güzel. Yani deminkinin üzerine, hadi aynı şeyin üzerine çizelim. Deminkinden farklı olarak ne olacak? Demin istedikti. Deminkinden farklı olarak ne olacak? Bu salım yapacak. Şöyle salım yaparak gidecek. Benimki de çok hoş olmadı. Böyle bir görüntü elde edeceğim. Değil mi? Demek ki steady state haliydi. Hatta bunu buraya mı çizseydik? Karıştırmasaydık. Karıştırmayalım. Ya. Aşağıya çizelim. Evet. Şöyle bir şey olacak. Böyle. Dalgalı aşağı doğru inecek. Evet. Şimdi bana söyleyin. Ne görüyorum ben? Headline, streamline, stickline, timeline ne görüyorum? Ne görüyorum, ne görmüyorum. Gördüklerim neler, görmediklerim neler. Gördüklerim ne, görmediklerim ne. Burada görmediğim bir tek timeline. Bu steady state'di. Steady state bir akış vardı burada. Bunu da yanlış yazdık herhalde. Steady. Steady state. Bu da nedir? Transient'tir. Non-steady state. Transient şey var. Şimdi burada ne görüyordum ben? Headline'i görüyorum. Streamline'i görüyorum. Hepsi çakışık. Ondan sonra stickline'i görüyorum. Bunların hepsi bunlar. Hepsi steady state olduğu için hepsi üstte çakıştı. Görmediğim ne var? Görmediğim timeline var. Hem de aynı görmek isteseydim olacaktı. Ondan şöyle bir şey olacaktı. Şöyle çizgiler olacaktı. Buradan çıktı bir grup. Hani şöyle geniş olsun diyelim. Farklı bir şeyin ağzını geniş düşünelim. Bir grup böyle oluştu. Bir grup böyle oluştu. Bir grup böyle oluştu. Bunlar ne olacak? Bizim timeline'lerimiz olacaktı. Akışkan. Bir grup akışkan gidiyor. İşte böyle bir tane akışkan molekülü burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. İşte bu buraya geldi. 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 Timeline'de bu olacak. Tamam, ben o fotoğrafı görmüyorum. Bu resimde neyi görüyorum, neyi görmüyorum? Hocam burada timeline'ı görürüz. Timeline'ı görüyorum. Evet, başka? Hadi yazsın herkes chat'e. Headline'ı da görürüz bence. Headline'ı da görürüz. Evet, chat'e yazın bakayım hadi. Gördüklerimiz değil, ondan sonra bir de görmediklerimiz değil. Hadi chatten göreyim bakayım kim ne yazdı. Söz uçar. Yazı kalır derler. Gerçi şu anda söz de uçmuyor. Haberiniz olsun. Söz de kalıyor. Yazı da kalıyor. İkisi de kalıcı bir dönemde yaşıyoruz. Bir başım. Ne oldu bana bugün ya? Yazdık mı chatten? Maşallah. İki kişi yazmış ya. Şunu biraz düşünün de doğru cevap vermeniz önemli, düşünmeniz önemli. Eğer düşünüp cevap verirseniz, verdiğiniz cevabı da şimdi tartışınca artık bütün bu 5 tane şey tak diye yerini bulacak. Hani bir bulmaca tamamlar gibi yerine oturacak. Ama şu anda siz bunu çok ciddiye almak düşünmez, bir fikir yürütmezseniz o bulmaca hiçbir zaman doğru yerine oturmayacak. Hep böyle şey kalacak. Sürüncemi de kalacak. Bu örnek de çok güzel örnektir yani. O bütün olayı anlatır. Yıllardan beri benim kullandığım örnektir. Sadece streamline'ı görmeyiz. Demiş Ferhat Can. Diğerlerin hepsini görürüz. Burada. Cüneyt demiş streamline görünmez. Atalay demiş sadece timeline gözükür. Diğerleri gözükmez. Hidayetten de geldi. Hidayetten headline, strictline ve timeline gözüküyor. Biz burada gördüğümüz şey headline'dir, strictline'dir ve timeline'dir. Diğerleri gözükmüyor anlıyoruz. Hepsini görürüz hocam. Hiç kimse üzülmesin Bekir. Herkesi kabul etmiş.
Emre demiş ki stickline, petline, timeline görünür. Radyo spikerleri gibi oldum. Radyoculara şeyler geliyor, mesajlar, onları okuyorum. Streamline görünmez demiş. Stickline, petline, timeline görülür. Stickline görüyorum, petline görüyorum, timeline görüyorum. Streamline görünmez demiş. Hüseyin demiş ki gördüklerimiz petline ve stickline, diğerlerini görmüyoruz demiş. Evet, Emre Şen de demiş, streamline and stickline görülür demiş. Yani iki tane cevap aynı değil ha. Var mı iki tane cevap aynı olan? Bir tane var hocam. En baştaki var değil mi? İki kişi var. Üç kişi var, aynı cevap. Streamline görünmez. Ha evet, şuraya çıktı, slandı da çıktı. Streamline görünmez, diğerleri görünür demek ki. Arzu sadece streamline'ı göremeyiz demiş. Evet. Başka hadi bakayım. Bu kadar mı? 40 kişiden bu kadar adam mı çıktı? Diğerleri yalan oldu. Hey ahali. Bak çoğunluğu refere alarak iş yapmayın. Bak çoğunluk şey yapmıyor, ses çıkartmıyor, sessiz kalıyor. Gerçi iş yapmak başka bir şey. Beklemiyorum. Şimdi bu petline diyenler. Ben bir izah istiyorum. Herkes petline dedi değil mi bu? Petline gözükmez diyen var mıydı aralarında? Petline görünmez. Bu petline değildir diyen var mı aranızda? Herkes petline dedi galiba. Şimdi bu petline diyen arkadaşlardan bir şey izah etmesini istiyorum. Ben çeşme suyla hortumu tutuyorum. Şimdi bir su molekülü. Şurada yukarı doğru çıktı. Pardon. Şöyle. Şimdi tek tek geliyorum. Su molekülü burada gitti. Burada yukarı doğru çıktı. Tepeye çıktı. Daha sonra bu aşağı doğru inmeye başladı. Daha sonra canın sıkıldı, tekrar yukarı çıkmaya başladı. Petline oydu çünkü gidişatını gösteriyordu. Daha sonra bu aşağı doğru inmeye başladı. Ondan sonra burada ne yaptı? Yer çekimine meydan okudu. Vazgeçti, yukarı doğru çıkmaya başladı. Bu nasıl olacak? Bir sıvı molekülü, hortumdan çıkan su molekülü keyfine göre yukarı çıkıp keyfine göre aşağı inip tekrar yukarı çıkma ihtimali var mı? Yapabilir mi böyle bir hareket? Yok hocam, yapamam. Motor taksaydınız olurdu. Havadaki bir sineğe baksaydım olurdu. Bu yukarı çıkar aşağı inip yukarı çıkar aşağı inip yukarı çıkar. Şu hareketleri o belki çizebilirdi. Ama bir hortumuna gönderdim su. Mesela şuradaki sıvı molekülü. Nasıl gelmiştir buraya? Ya şuradaki sıvı molekülü bu nokta nasıl gelmiştir? Kırmızı yolu izleyerek. Yok, kırmızı yolu izleyerek gelebilir mi ya o noktaya? Kırmızı yolu, yani şu gösterdiğimiz kırmızı yolu izlemesi demek, bunun aşağı inerken ben yukarı çıkıyorum demesi demektir. Yok ki onda öyle bir şey, irade. Güç, kuvvet, enerji yok öyle bir şey. O sıvı yolu, yani şu yolu izleyemezsin. Yani bu çizdiğimiz yolu izleyemezsin. Mümkün değil. O hangi yolu izlemek zorunda? Hepsi şu sarı yolu izlemek zorunda. Buradaki çizdiğiniz her bir noktadaki sıvı molekülü şu yolu izlemek zorunda. Yukarı çizdiğimiz sarıyla gösterdiğimiz şu petline izlemek zorunda. Hepsi böyle gider. Nasıl gider? İşte şu şöyle çıkar. Nasıl yapalım bunu? Şunu alalım hadi. Ne bileyim, şu sıvı molekülü muhtemelen belki ne bileyim şu hareketi yapmıştır. Bu şu hareketi yapmıştır. Bu belki şu hareketi yapmıştır. Bu şu hareketi yapmıştır. Ve hepsi spota şu noktada yakalanmış. Hepsinin geçtiği yer farklı farklı. Hepsinin petline'leri birbirinden farklı. Ne yapmışım ben bunları? Tespit gibi hayali bir yol üzerine çizmişim. O hayali yola ben ne diyorum? Aynı noktada arda arda bırakmışım ben bu molekülleri. Farklı zaman dilimlerinde. Ne bileyim şu 15 saniye önce çıkmış, 14 saniye önce çıkmış, 14 saniye önce çıkmış. Streaklines hocam. Streaklines. O hangisi? Streaklines. Streaklines.
Timeline olamaz. Timeline olmak için ben şunu şöyle açmam lazım. Uf, nerede? Timeline şey yapmak için açmam lazım. Paralel yan yana moleküller göndermem lazım. At yarışlarında olduğu gibi. Şurada bir molekül, burada bir molekül, burada bir molekül. Bunların gidişatına bakmam lazım. Timeline o. Olamayacak şey nedir? Timeline. Ama burada gördüğüm şey nedir? Strict line'dir. Olamayacak şey nedir? Bu çizgileri göremeyeceğim şey nedir? Strict line bana neyi göstermez? Bu çizgi bana neyi göstermez? Kesinlikle, kesinlikle. Neyi göstermez? Bu görünür. Göstermeyecek şey nedir? Headline'dir. İşin fiziğine aykırı. Mümkün değil, bu olamaz. Çünkü bir akışkan partikülü şu yolu takip edemez ama. Yer çekimine karşı bu yolu takip edemez. Onun pet line olamaz. Yani onun gittiği geldiği yol değildir. Yerde bıraktığı, havada bıraktığı iz bu olamaz. Pet line bir cismin uzayda bıraktığı izdir. Yörüngedir. Hocam peki strict line bir şey soracaktım ama. Sor. Strict line yani şey mi oluyor? Eğilim mi oluyor? Eğilim değil de aynı noktadan gittik. Sınıfta yapardık aslında bunu ama sınıfta değiliz. Hepinizi ben el ele tutuşturacaktım, şeyler içine sokacaktım. Sınıf kapı dışarı çıkartacaktım, 5 kişi, 10 kişiyi. Kapıdan içeri girecektiniz. Ondan sonra işte Ahmet gitti, peşine Mehmet gitti, peşine Osman gitti, peşine Necati gitti. Sizin sınıftaki, sizi birleştirecektik sınıfta. Hepinizin pozisyonunu birleştirecektik. Ama sizin şeyiniz, istiklaliniz işte aynı su moleküllerinde olduğu gibi. Hortumdan çıkan su moleküllerinde olduğu gibi. Yani sınıfa sizi dağıttık 5 kişiyi diyelim. Şu kapı var burada. Girdiniz. Ahmet buraya gitti. Mehmet buraya gitti. Osman buraya gitti. Sizin yerinizi birleştirdim. O farklı. Siz peş peşe gittiniz diyelim. İlk önce Ahmet gitti. Daha sonra Mehmet gitti. Ondan sonra Osman gitti. Sizin hepiniz aynı noktadan çıktınız. X0, Y0 aynı kapıdan girdiniz. Camdan giriş yok. Şu sizin neyiniz oluyor? Stick line'ınız oluyor. Petline'ınız hangisi oluyor? Ahmet belki böyle geldi buraya. Mehmet de bu yolu takip etti gitti. Osman da bu yolu takip etti gitti. Bunlar da sizin buradan buraya gelirken izlediğiniz yol. Bunlar petline. Tamam mı? Ama ben size deseydim arkadaş kafanıza göre gitmeyin. Asker gibi gidin deseydim odaya girdiğiniz zaman. Asker gibi yürüyün kafanıza göre gitmeyin. İlkokul çocukları gibi sağa sola dağılmayın deseydim ne olacaktı? Ahmet gidecekti, dümdüz buraya gelecekti. Peşinden Mehmet gidecekti, o da buraya gelecekti. Peşinden Osman gidecekti, buraya gelecekti. Dümdüz gidiyorlar. Ha, bunların petline'ların hepsi nedir? Çakıştı. Şu renk stikline oldu. Bu Ahmet'in petline'ı, bu da Mehmet'in petline'ı, bu da Osman'ın petline'ı oldu. Hepsi üstte geldi. Yani akış steady oldu. Tamam. Hocam benim elimde çok güzel bir örnek var, grafik. Onu gösterebilirim istiyorsanız. Petline'ı gösteriyor. Birazdan bağlanınca göster. Tamam. Ondan sonra şey yapalım, devam edelim. Veya şey düşünün, hiç şey gördünüz mü? Savaş var etrafımızda. Havadan namlulardan şey atılır, izli mermiler atılır. Beş beşe, ne bileyim havada bakarsın, 3-5 tane mermi gidiyor böyle. Aynen şu taramayı yapar, yani buradaki su gibi. Merminin birisi burada, birisi burada, birisi buradadır. Yani bu adam bunu atarken ne yapmıştır? Namlu yönetmiştir aşağı yukarı. Birisi böyle gitmiştir, birisi böyle gitmiştir, birisi böyle gitmiştir. Hepsi eğip atış yapmak zorunda. Az ya da çok. Ama hiçbirisi böyle bu hareketi yapamaz. Anlaşıldı. Timeline kafanızı karıştırmış. Timeline aslında çok şeysiniz siz. Çok her gün her yerde görüyorsunuz. Katıda görüyorsunuz, mukavemette görüyorsunuz. Bizim akışkanlar mekanında görüyorsunuz. Viskoz bir bölgede. Viskoz bir bor akışında. Şimdi boronun girişinde ben şöyle partikülleri alsam veya burada bir jel olsun diyelim. Burada bir jel akıyor. Ondan sonra şu boronun boru şeysi boyunca şu borumuzun ekseni boru kesiti boyunca ben şöyle bir renk kısmı bıraksam ondan sonra buradan akışkan akıtmaya başlasam ne olur? Bakın bunlar hepsi aynı T anında. Burayı boyadım, birden akış başladı. Hepsi farklı konumlarda. Aynı zamanda farklı konumlarda. Bunlar harekete geçtiği zaman ne olacaktır? Şu en merkezdekiler çok daha rahat hareket ederler. Onlar buraya gelir.
biraz cidara yaklaştıkça bunun hareketi kısıtlanır. Böyle böyle gelir, böyle böyle gelir, böyle böyle gelir. Bunu görmüşsünüzdür her yerde. Katı mekaniğinde görmüşsünüzdür. Çiçek cismi adını çektirdiniz. Ha, şu profillerin hepsi nedir? Timeline çizgisidir. Hani biz laminar akışta biraz akış diye bir adlandırmaya çalışıyoruz ya işte. Şuradaki çizdiğim şeyler hepsi nedir? Timeline'dir. Tamam mı? Yani farklı noktalardan başladı. Aynı zamanda buradan buraya gelirken de bir saniye geçti. Bu buraya gelirken de bir saniye geçti. Bu buradan buraya gelirken de bir saniye geçti. Bu buradan buraya gelirken de bir saniye geçti. Kronometreyi başlattım hareketi. Durdurdum. Milletin bir şeyini çizdim. Bunu da yeri çizdirdim. Tamam mı? Şimdi şeye gelelim. Petline'a gelelim. Ama streamline'a gelelim. Yukarıdaki eğride streamline'le karışmış. O streamline olamaz. Niye olamaz? Şu çizgi streamline olamaz. Niye olamaz? Streamline'deki şart neydi? Yer değiştirme ile hız vektörleri ne olacaktı? Paralel olacaktı. Eğer bu petline olsaydı şuradaki molekül ne tarafa doğru gidecek? Şuradan bir molekül alayım şöyle bir. Şuradaki molekülün hız vektörü ne tarafı gösterir? Hortumdan kopmuş gelmiş bu böyle. Nereye gösterir bu? Hız vektörü. Gösterse göster. Şöyle bir şeydir veya böyle bir şeydir. Yani bu hortumdan buraya doğru yani şu line üzerinde kalmaz bu şey hız vektörü. Eğer bu pet line ise bunun hız vektörü böyle değildir ama burası için öyledir. Burada hız vektörümüz böyle. Yer değiştirme de böyle. Burası streamline olabilir. İkisi hız vektörü ve yer değiştirme vektörü birbirine paraleldir. Ne bileyim şuradaki hız vektörü yukarı gitme ihtimali ne bileyim fuarda yoktur. Bu muhtemelen böyle gidiyor. Şöyle gidiyor. Yer değiştirmesi de bu. Dolayısıyla iki vektör birbirine paralel olma ihtimali şu akışta bazı yerlerde vardır. Çoğu yerde yoktur. En azından mesela şuraya bakalım. Yani şu hız vektörü aşağı gidiyor diyemezsiniz. Bu aşağı gidiyorsa biraz sonra niye yukarı gitsin bu? Bu aşağı gidiyorsa gitmiştir. Tamam bu aşağı doğru çakılacaktır. Bu niye yukarı gitsin? Aşağı doğru gidemez. Tamam mı? Evet. Anlaşıldı herhalde. Şimdi Hüseyin arkadaşınız size şey yapacak. Bunlar analitik çözümlerle alakalı. Bir tane bu problem alacak. Onu bizim asiste fluat paketiyle önce geometri çizecek. Daha sonra onun meşlemesini atacak. Nümerik çözüm kullandığı için. Ondan sonra da onun çözümünü yaptıracak ve buradaki vektör plotu çizdirecek. Ondan sonra streamline çizdirecek. Petline çizdirecek. Streamline çizdirecek. Bunları hazır bir paket programla uygulayarak göreceğiz. Bu esnada şeyi de yap. Şey Hüseyin o dediği şeyi de göster. Şimdi hemen göstereyim hocam onu. Hazır zaten o. Şu bununla çok alakalı çünkü anlattığınızda. Paylaşabilir miyim ben? Bunu vermeye çalışayım. Stop share. Yes. Security. Yes. Share screen. Okey. Sorusu olan yoksa Hüseyin'den devam edeceğiz. Ekran gözüküyor mu hocam şu anda? Evet gözüküyor. Bu bir bahçe fıskiyesi. Dönerek su atıyor ucundan. Şurada. Şimdi başlatayım zamanını. Sen mi çözmüştün geçenlerde? Ben size sormuştum. Şu K değeri var o çok karmaşık ama onlara girmeyeyim. Birisi bunu bir yarışmadan diye çözmüştü bana. Sen miydin bu geçen sene ya da birkaç sene önce? Yok yarışma değildi bu ya. Ben kendim öyle şey... Birisi bunu bir yarışmada sorulmuş. Neredeydi? Bu fıskiyeden çıkan suyun şeysi izleyeceği yol. Bunu yarışma sorusu olarak getirmişti. Çözmüştü. Onunla da katılıydı. Ne oldu bilmiyorum yarışma. Problem diye sorulmuş. Yani yarışma yoktu. Bu öyle internette rast geldiğim bir şey. Bu şöyle dönüyor yani. Şu anda şunu bir kapatayım önce. Şöyle görelim. Bu su olarak düşünürsek şu uçtan çıkan şeyi. Suyu gönderiyor evet. Bunlar strict line. Evet. Şunu mesela şuradan noktaları kapatalım noktalarını. Bir saniye. Buradan noktayı kapatırsak çizgi halinde. Noktaları açarsak görelim diye açtım noktaları. Orada bak aynı noktadan çıkış yapıyorum. Evet ben. Şimdi şuradan pathline'ları aktifleştireceğim ben. Bu değil. Aynen şu. Bunu yapınca çok daha bariz oluyor. Şu p count'u da azaltalım biraz.
Şimdi mesela bir parçacığın izlediği yolu burada görebiliyoruz. Aslında hepsi doğrusal bir yol izliyor. Ama en sonda oluşturduğu şekil bir spiral. Yani burada burada strict line'la path line'ın farkını işte bu örnekle güzel anlaşılıyor. Pi sayısı bitti. Şöyle arttırayım pi'yi. Bunu paylaşabilir mi istiyorlarsa? Oynayabilirler. Burada bir sürü formüller var. Hatta bu aslında 3 kollu. Ben 2 kolunu aktifleştirmişim. Şurada 3 tane kolu var bunun. Kim diyor ya? Geçen sene miydi? Evvel sene miydi? Birisi hocam ben geldim ama yarışma değildi yani. Bu öyle internette yarışma sorulmuş bir soru. Daha sonradan... Ha, sorulmuş soru muydu? Tamam o zaman sen yarışma değil miydi o? Yok yarışma değildi. Normal bir soruydu. Daha sonra deney falan yapıyorlar. Elde etmiştim şeyleri. Ya işte çözdüğüm burada çözdüm. Bu yani denklemini çözmedim de bu şekilde Desmos'ta rekreasyon. Yani şey yok. Tek tek noktaları buluyorum ben. Denklemlerini elde ettin herhalde. Tek tek. Benim size sorduğum şunun acaba bir denklemi olabilir mi? Şurada spiral var ya. Bunun matematiksel bir denklemi. Hani strict line'ın denklemi oluyor o zaman. Bağlayabilirsin bilmiyorum. Hani açık akış ya bir hani şey değil nasıl elde ederiz denklemin diye. Şu k sayısıyla oynayınca çok değişik şeyler oluyor. Bu k sayısı da çıkış vektörü. Pozitif olunca dışarıya doğru negatif olur. Neyse bunu çok uzatmayayım. Bu işte öyle göstereyim dedim bunu daha az hatırlamışken. Hocam bir de şu pathline'ları bu posta şimdi, gösteremiyorum. En baştan amacımız böyle bir dikdörtgen şey var. Oradan başla. İlk şeyden. Tamam. Zaymur'u nerede çiziyorsun? Fark etmiyor. Şey ben sıfırdan çözeyim yoksa yaptığımı anlatayım mı? Geometri çizerek git. Geometri çizimden başla. Tamam sıfırdan en baştan yeniden yapayım o zaman. Çiz. Hangi design modülü mü kullanıyorsun? Şeyi mi kullanıyorsun? Diğerini mi kullanıyorsun? Aa, fark etmiyor. İkisini de kullanıyorum da. Şu anda... Bir tanesini kullan. Hangisini şey yapıyorsan fark Space etmez. Space Claim ile yaptım ben bunda. Neyle yaptın? Space Claim. Tamam Space yani şeyin ansisin içindeki bir tane şeyi kullan. Aha, import evet. Yapma geometriyi. Space Claim ya da şeyi kullan. Açtık da anlat şeyi. Sonuca başlamayalım. Tamam. Ben bir çay alacağım. Siz devam edin geliyorum. Ben anlatayım o zaman. Ya istiyorsanız arkadaşlar yorulduysa bir 10 dakika ara verin. Ondan sonra başla. Tamam. Verelim bana istiyor musunuz? Ver bir ara verelim. 10 dakika ver ondan sonra şey yapalım. Saat kaç? Neyse. 4 hocam. 10-15 dakika. Efendim? Saat 4. Tamam 4 çeyrek geçe başlayalım. Tamam. Tamam hocam. İyi hadi.
Şen, hazırsan başlayabilirsin. Ben hazırım hocam. Geliyor değil mi sesim? Geliyor, geliyor. Sesin geliyor. Tamam. Ekranı paylaşayım. Bunu kapayalım. Şurayı toplayayım biraz. Şimdi yeni bir analiz açtım ben buraya. Sol, bu diğerlerine bakmayalım hiç. Şunu yapacağız biz. Yeni analiz yazdım. Bunu nasıl? Hatta bunu da sileyim. En sıfırdan göstereyim size. Şu ansisi kurduğunuz zaman solda bir sürü seçeneğiniz olacak. Work, bir sürü program work, var work içinde. Bence aç şey, desktop'tan workbench'i göster. Ha, tamam, onu da göstereyim. İş şeyini göster. İş work, çantasını göster. Ansisi kurduğunuz zaman workbench'iniz. Yani sizin çalışma çantanız gibi bir şey. Takım çantanız diyelim. Bütün takımlar onun içerisinde. Onu çalıştırıyorsunuz. Açıyor şu anda. Bu arkadakini kapatayım mı? Kaydetsin diye aynısında yapayım dedim ama. Şart değil de kaydetme yapacağım. Bir işe yaramayacak zaten. Diyelim. Yani çok zaman alırsa oradan hazır şey yapayım. Evet. İlk workbench'inizi açtığınız zaman böyle boş bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Yani bir takım çantasını açtığınız zaman içerisinde bir sürü takım vardır. Tornavesi, pensesi, bilmem nesi, matkabı, çartı, çürdü. Bu da aynı onun gibi. Bir sürü mühendislik işlerinde kullanacağınız takım var burada. Araç gereci var. Bizi sadece birkaç tanesi ilgilendiriyor. Bir akış kalender mekaniği dersindeyiz. Akış çözeceğiz. Katısı var, şeysi var, akışı var, bilmemesi var. Bir sürü burada araç var. Manyetik şeysi var. İçten yapmalı motor şeyi var. İstersen şey yap. Benim mouse'umu görüyor musun? Tek tek şöyle başla. İşte nedir burada? Flow dediklerimiz şeyle alakalı. Akustik ilgili çözümler yapıyorsunuz. Hidrodinamikle ilgili çözümler yapıyorsunuz. Burada işte bak, bakın işte burada. Yani güçlü bir mühendislik, mechanical engineering takım çantası diyelim. Akışla alakalı iki farklı çözücüsü var. Bir CFX, bir de Fluent diye adlandırılır. Aa, Polyflow da mı gelmiş bunların içerisinde? Bilmiyordum. Ha, Polyflow var, pardon. CFX finite element tabanlıdır. Fluent finite volume tabanlıdır. Çözüm numerical şeyleri, solution prosedürleri farklı birbirinden. Biz şu anda Fluent'i kullanacağız. Şimdi herhangi bir problem çözmeden önce o problemin geometrik bilgisayar ortamında çizeceğiniz parçanın bilgisayar ortamındaki modelini oluşturmanız lazım. Yani modelleme dediğimiz şey, işte sizin çiziminizin bilgisayar ortamına aktarmanız gerekiyor. Bunun içinde iki farklı bir şey var, araç var. Bir Space diye bir programı var. Bir de Design Modeler diye bir program var. Bütün şeyler, araçlar o ikisini kullanıyor. Space Clam yeni girdi. Birkaç sene önce girdi. İlk şeysi şeyle Design Modeler'du. Hangisinden istiyorsan aç. Şurada farklı farklı geometriler var. Türbin çarpı oluşturmak istiyorsunuz. Gaz türbünü, su pompası çarpmak yapmak istiyorsunuz. Mesela şu Vista'lar, CFD'ler bununla alakalıdır. Ondan sonra yani bir derya var burada. O deryaya girin bakın. Bunun içinde gezinin, bunun için de fikriniz olsun. Bunun için de zaman harcayın bu işe. Statik, yapısal ve dinamik analizler yapabiliyorsunuz. Yani bir çubuğu aldınız, eğdiniz, kırdınız. Şen Hoca yaptığım şey aldım bu kanun dersinde. Bunun yanında diğer benim Karabay'ın yaptığı dersi var. Dinamik. Problemi çözebiliyorsunuz. Bir tenis raketinin üzerine pipon topu geldi, çarptı. O esnadık deformasyonu, esnemeyi, çarpılmayı, bütün hepsini ona da şey diyoruz, dinamik analiz diyoruz. Onu da yapabilirsiniz. Onları da yapabiliyorsunuz. Dinamik analiz yapabiliyorsunuz. Evet, biz şu an aşamada bizim onlar şeyimizin dışında, skobumuzun dışında Fluent'le devam edeceğiz. Nereye devam ederseniz yapın. İster katı, ister akış yapın, ister yapısal structure, ister dynamic, ister flow çözün. İnceleyeceğiniz parçanın, geometrinin, domainin bir modelini oluşturmanız gerekiyor. Sayısal modelini oluşturmanız gerekiyor. Yani çizmeniz gerekiyor bilgisayar ortamında. Onun için de evet, başla, devam et. Burada Fluent'i kullanacağız. Fluent'i gelmeden önce bir şey oluşturmamız lazım. Şey, geometri oluşturmak için direkt Fluent'in kendisini ara. Ben direkt buradan kullanıyorum. Hazır. Ayrı ayrı da alabilirsiniz aşağıda. Siz Fluent'i çektiğiniz zaman Workbench zaten hepsini ayarlı veriyor. Sizi hani bir akış analizi yapacakmışsınız varsayıp.
Önce geometri oluştur diyor, sonra meşle evet. diyor, sonra sınırını kur diyor, sınır şartlarını belirle diyor, daha sonra çözdür diyor. En sonunda da post processing kısmı yani sonuçlarını şey yapma, değerlendirme kısmı. Biz bu derste tersinden başladık. Post processing nedir? Ondan başlıyoruz şimdi biz. O post processing'de çizdirdiğimiz şeyler işte nedir? Vektör plotu şudur budur, onları gösterdik. Gelecek hafta yavaş yavaş problem çözümüne başlayacağız diyelim, gireceğiz diyelim. Evet başla, ben konuşmayı sen devam et. Şimdi geometriye çift tıklarsak direkt Space Claim'i otomatik olarak açıyor. Eğer Design Modeler istiyorsanız da sağ tıklayıp Design Modeler'ı seçmeniz lazım. Design Modeler daha eskisi. Çok bir farkları yok tabii. Space Claim biraz daha kolay kullanması. Ama bunu da öğrenmesi zaman alıyor. Bu XZ'de vermiş. Ben önce bir onu değiştireceğim. XY'ye alıştım ben. Çizim yüzeyimize dik geldik. Geometrimiz basit bir geometrimiz var şöyle. Hocam bunları ben kendim 2 metre diye aldım ama. Yani önemli değil. Önemli değil. Bir değer yazmıyordu. 20 santim yazabilirsin hocam. Şöyle bir geometrimiz var. Şunu hatta 2 metre boş ver şimdi. Meş problem olursa onu şey yap. Onu milimetre. Ha ne oldu? 200 milimetre tamam. 10 milimetre tamam doğru. 10 santimetre doğru iyi. Ya yanlış söyledim hani 2 metre değil 200 milimetre aldım. Tamam. Bir de şu altta da var. Şunu da çizelim. Şuradan da gidiyor. Şöyle bir dirsek çizdik. Rastgele. Çalışacağımız geometrinin sayısal modelini oluşturuyoruz. Şunu trimleyelim. Trim away. Bir tane düzlem çizdi. Şimdi aradık şeyi birleştirdi onu. İki dikdörtgeni tek bir cisim haline getirdi. Niye trimleyemiyorum ben burayı? Heh, trimledi. Tamam. Şimdi bunda bir de dairemiz var şurada. Ortasında bir tane yok. Evet. Geometrimizde. Buna da 50 milim diyelim. Yani durduğu yer çok fark etmez herhalde hocam. Önemli değil. Sadece oradaki şeyleri göreceğiz biz. Tamam. Vektör plotu görelim. Şey görelim. Şimdi bu şeyde iki, bu şu anda bir çizgi. Yani şey değil, yüzey değil. Bu Space Claim'de yüzey yapmak için pull'a tıklıyoruz. Ama çekmiyoruz. Pull aslında şey yapıyor. Yüzeyi düzlem şöyle oluşturuyor. Evet, düzlem oluşturmak için normalde şöyle çekiyorsunuz. Bir üç boyutlu düzlemimiz oluyor. Ama bizi çekmeyelim. Sıfırda bırakırsanız onu plakalı falan bırakıyoruz. Şu anda surface oldu. Yüzey yani. Şu şurası bizim olmayacak. Bunu kullanmayacağız. Burası boşluk olacak bizim geometrimizde. Bunu siliyoruz. Geometrimizi oluşturduk. Buradan save yapıp çıkabilirsiniz. Save deyip. Ansys direkt bence, çıkınca da kaydediyor. Bence conditionları burada verebiliyor musun? Inlet, outlet diye. Yani veriliyor da burada, burada çok... Değil, isimleri. Karmaşık oluyor ya. Ben onu mesh'te veriyorum. Orada da name selection var ya. Oradan burada daha verirsen kolay daha iyi olur. Yani burada verebilirsen ileriye doğru gitmesi daha kolay olur. Bu programda biraz şey. İyi o zaman. Tamam. Veriliyor şuralardan bir yerlerden de ezberim de. Grupsa tıklayacak. Tamam. Oradan new group deyip şeyden açacak onu. Buradan create group deyip. Mesh'te daha kolay oluyor. Kolay değil ama ya. Design Modeler'da ya da Mesh'te çok daha Design Modeler çok daha basit. Bunu öğrenmesi biraz şey, zaman alıyor. Bunu kaydedelim. Mesh'te atla daha kolay hocam. Bence ben hep burada yapıyorum ya. Buradan daha kolay geliyor bana. Orada direkt inlet outlet yazıyorum. Mesh'te direkt şey yapıyor. Inlet outlet'i buluyor orada. Şimdi Mesh'e geçelim. Design'ımız hazır. Şunu refresh dememiz gerekiyor değil mi hocam her seferinde? Ben diyorum ya. Geometriyi import ettin onu şey yapmam lazım. Refresh etmem lazım. Ha, ben hep ediyorum da. Da niye bu kadar vakit aldı? Bu geometrideki değişikliklerin olursa onları refresh yapman gerekiyor. Sonraki aşamaları devam etmen gerekiyor. Sonunda. Şimdi bu mesh'e çift tıklarsak direkt buna giriyor. Kendi mesh atma programı açıyor. Var. Biraz yavaş ama yayın yapıyorum diye daha da yavaşladı herhalde. Bu kadar da yavaş değildi. Geometrimiz gelmiş. Şu şekilde. Şimdi buradan geometri açalım. Adı bu. Hemen şeyi atabiliriz. İnletleri falan atayabiliriz şimdi. Evet şimdi
sınır şartlarını, boundary condition'lara gireceğiz. Tamam. Şu mesh'te şurada seçiciler var. Yüzey, köşe, nokta, volume. Hacim. Evet. Şu edge'i seçelim, şu köşeyi. Onu bir daha orayı bir daha göster o şeyden. Orada şey çıksın. Yukarıdaki o küpe git, selektöre git yukarıdaki. Tamam. Bekle o yazı çıksın. Bak orada beklediğiniz zaman altta face çıkıyor. Sağ tarafa kaydır. Şimdi edge, eğer edge seçmek istiyorsanız ona point seç. Ona veya komple hepsini seç. Hacim seçmek istiyorsanız en sağdakine git. Body, bütün gövdeyi, bir hacmi belirlemek istiyorsanız, yani bu hacimde su var, bu hacimde enerji üretim var gibi bir şey vermek istiyorsanız veya bir hacme isim vermek istiyorsanız, burası su, öbür taraf demir, burası bakır, işte burası salgı demek istiyorsanız oradan seçiyorsunuz. Evet. Tamam. Burayı seçtik. Yeşil yandı. Şimdi herhangi bir yere sağ tıklayıp add name selection diyebiliriz. Buradan bir isim giriyoruz. Burası bizim inletimiz olacak. Inlet diyoruz. Okey deyince bunu şurada name selection sekmesine kaydediyor bu inleti. Bunu böyle yapmamız lazım. Çünkü daha sonra boundary condition'ları şeyde çözücüde belirtmek için yapmamız lazım bunu. Yoksa hangi yüzün ne olduğunu nasıl yapacağız orada zor oluyor. Yani olmuyor hatta benim bildiğim. Olmuyor. Ne, bu isimlendirmen gerekiyor. Bu tamam. Şeyde. Buna da aynısını yapalım. Bu da outlet olacak. Outlet çıkış yeri. Akışkanın çıktığı yer. Diğer bütün duvarlarımız normal duvar. Hepsini bir seçebiliriz. Yani eğer karmaşık bir analiz yapsaydık FSI'da falan, onda hareket eden duvarları falan farklı seçmemiz gerekecek. Hayır, bir kısmı hayır. Onu iki tanesi dışta, içinde iç duvar. Şu dış duvar, tamam. Dış tarafa bakanlara diyeceğim dışta, içeridekileri içte. Şey kullanma, sakın Türkçe kullanmayın. I da kullanma. Dış duvar. Ben ona da İngilizce yapıyorum da. Yani Türkçe yazın, o avantaj sağlar. Oradaki isimlendirme komut mu? Mesela inlet yazdınız oraya. Ya bir komut muydu yoksa ben bunun isim miydi? Onu anlamak açısından, orada şey yapmamak açısından Türkçe isimlendirme yapın. Ama Türkçe karakter kullanmayın. Aynı Fortran'daki gibi. İyi şey bilmem ne kullanmayın. Inner wall, outer wall. Buradan kontrol edebilirsiniz. Yazıyor böyle. Evet. İyi hadi neyse tamam. İsimlendirmeleri yaptık. Şimdi mesh atma kısmına geçiyoruz. Mesh için direkt otomatik bir tane atabiliriz görmek için. Kendi otomatik, kendi kafasına göre bir mesh atıyor. Yani programına göre. Tabii daha sonra işte burada akışkanlar mekaniği bilgimizi kullanmamız lazım. Akışkanın hızının yani değişimi fazla olduğu yerlere daha fazla mesh atmamız lazım ki oradaki değişimi yakalayabilsin. Tam diferansiyeli açarken falan demiştik. Değişim hızları önemlidir burada. Hızınız ne kadar yüksek değişirse oradaki adımları küçük küçük gitmeniz lazım ki limitini alırken çok sakıntı çıkmasın diye. Şimdi bu problemde de baktığınız zaman şu boru etrafında akıntı hızı çok ciddi bir şekilde değişecek. Oralarda biz adımlarımızı küçük atmak zorundayız. Köşede değişecek. Yani cidara yakın yerlerde hızlarımız ani bir şekilde değişecek. O duvarlardaki adımlarımızı küçültmek zorundayız. İçerideki boru ve duvarda adımlarını küçült, onları küçülterek git. Tamam. Ben inflation da yaptım daha önceki şeyi. Buradan mesh'e şey vereceğiz. Inflation vereceğiz. Inflation bir köşeyi düşünün ya da bir kenarı. O kenardan daha o kenara daha fazla hücre atarak geç demek en ansisi. Bir inflation açalım buradan. Önce geometri seçmemiz söyleniyor. Geometri şu yüzeye atılacak. Şeysi bizdeki enflasyon yani gittikçe büyüyor değerleri. Küçücük bir meşten başlıyorsunuz. Onu enflasyon artır büyütüyorsunuz. Oradaki şeyleri, mesajlarını büyütüyorsunuz. Bu geometride inflation atılacağı geometriyi seçiyoruz. Bu yüzeyi de çalışıyoruz zaten biz. Daha sonra buradan boundary'yi seçeceğiz. Boundary'imiz duvarları seçebiliriz. Inflation önce bu duvarları atabiliriz. Bu şekilde. Dört duvarı seçtim. Dıştaki duvarları. Önce bir dışa atalım. Sonra burada bazı ayarlarımız var. Transition ratio var. Maximum layers var. 2 bu. Bu çok az olmuş. Bir atalım görelim. Daha sonra değiştirelim. En güzel böyle öğreniliyor yani. Şu kenarları görebiliyorsunuz. Buraya 2 tane layer attı. Bu layer gene de çok
hızlı bir değişim var aslında. Şuradaki değişimi işte yakalayabilir mi? Yani o duvara yaklaştıkça hızı sıfıra düşüyor, yaklaşıyor akışkanın. Oradaki hızlı değişim yakalayabilir mi? Onlar işte meshinizin kalitesini belirliyor. Bunu biraz arttıralım inflation layer'ı. 9 yapalım. Bu sefer de çok fazla uzağa gitti. Bunda bir de grow ratio ile de oynayabiliriz. İşte bunlar yani çok da ben de çok şey yapamıyorum. 0.5 verelim. Güzel gözüküyordu böyle yapınca. Çok kötü oldu bu ya. Böyle güzel olmadı. Şu şeylerde nerede? Ha tamam şeyden yapacağız tamam. Önce keşke şey vereydik ya. Edge sizing vereydik. Şeylere uymuyor. Neyse şunu az yapalım daha sonradan arttırırız. Şimdilik şöyle kalsın. Niye önce inflation verdiyse. Şimdi böyle bir inflation attı. Yani aslında bu çok ideal değil. Hatta hiç ideal değil. Yani çok hızlı büyüyor gene de. Şu duvara yakın. Bu şuradaki hücrelerin onun sıkıntısı da şu. Biz bir hücre mesh atmışız buraya işte. Mesela meshlerimizin element size diyor burada. Otomatik bir değer belirlemiş. Bizim hücrelerimiz çok büyük. Çok büyük olduğu için inflation da çok hızlı büyüyor. Çok fazla ortaya yaklaşıyor. Şu köşeler, o yüzden şu köşelerden edge sizing vererek yani şu köşelerdeki elementin uzunluğunu işte oraya temas eden o yüzeydeki uzunluğunu belirliyoruz bu inflation vererek, edge sizing vererek. Hiç anlatamıyorum ama şu geometriyi seçeceğiz önce. Şu duvarları seçiyoruz. Buradan sizing için duvarları seçtik. Sonra bu duvarlara bir sizing veriyoruz. Şu anda default'unu almış. Şu hücre boylarını görebiliyorsunuz. Bir hücrenin duvarları. Number of division seç daha kolay olur. Element size'ını seç. Number of division seç orada. Type'da element size tamam. Değil. Number of division seç. Oraya yaz işte. 100 parçaya bölsün duvarı. Evet. Şimdi kısaldı şeyi. Görebiliyoruz. Her bir parçayı eşit bölersen o mapping de kolay olur. Map şey atıyorsun değil mi yüzeye? Map face atıyorsun. Şu anda edge sizing yapıyorum hocam. Yok yok hani face mesh'te mapping yapacaksın. Bunların karşılığı birleştirmeleri de kullanılır. Bir de boruya at. Boru da çok kötü. Onu at. Tamam. Onu zaten ben önceki yaptığımı kaydetmişim değerleri de. Böyle de olur. Sizing atalım gene boruya. Adım gidiyoruz. Bu daha iyi. Önce bir evet. Sizing atıyoruz. Şuradan gene number of divisions'a geçelim. Kaç olsun? Bu da 100 olsun mu? Çok olsun. Makine kaldır değil mi? Kaldır hocam ya. Çok makine şey değil. Ya. RAM bilmiyorum. 16. 8 falan kaldır. Ya, en az 8'dir. 16. Oo, 3 volt gibi de geçerse sen. Tamam. Bir şey olmaz. Şuraya da bir inflation da attım hocam ben. Bence atılsa iyi olur. Şuraya bak şimdi güzel oldu inflation. Demin çok kötüydü de. Edge sizing verince buradaki hücrelerin en uzun kenarları azaldı. Burada şimdi yavaş yavaş artıyor. Şurada şeyi görebiliyoruz. Hatta bu inflation'la oynayıp şurada transition ratio var. Şunu mesela arttırırsak maximum layers'ı. Daha da güzel. Daha da gradual. Yavaş yavaş artan bir geçiş oluyor. İşte şurada çok ince başlıyor. Yavaş yavaş genişliyor şeyler. Şeyin bittiği yer iyi değil. İflation bitti. Ondan sonra ana meşe geçti. Orası biraz büyük olmuş. Şurası değil mi hocam? Burada nasıl? Nasıl bir şey? %75'i falan mı olmalı? Bir yandaki hücrenin. Nasıl yani yapman lazım? Onu şey oynayarak number of division'ı boundary layer number'ını işte şeyini oynayarak ona biraz daha smooth yapman lazım. Yani 14 yapsak yetişir gibime geliyor benim ama. Ya da transition ratio'da da oynayayım. O da daha ne kadar hızlı. Onu da oynayayım. Şimdi grow rate'i 1.2 1.2'yi çıkma. 1.2 civarları iyidir. Şununla oynayalım. Artırsak mı azaltsak mı? Grow rate'ler hemen hemen şey gibi bir şey. Tamam yeterlidir ya. Nasıl biz bunda uçak uçurmayacağız şimdi. Gemi yapmayacağız. Düşse de problem değil yaptığımız hesaplar. Yarısı gibi oldu. Şu bir sonraki hücrenin yarısı. Geçiş iyi değil mesela. Çok
hızlı bir geçiş var. Gene de çok kötü değil ama iyi değil. O geçişler daha smooth olursa daha iyi olur. Tamam. Evet. Şuna da atayalım. Inflation. Oraya da inflation yap. Şimdi ben düzelebilirim. Şöyle uzaklaşınca güzel anlaşılıyor. Buralarda daha fazla hücre oldu. Oraya da yap inflation. Onu tamam. Da ekleyin. Inflation diyelim. Geometrimizi seçiyoruz. Yani, bu geometride. Boundary'yi seçiyoruz. Şu boundary'de apply diyoruz. Şu maximum layers 2 çok az. 10 yapalım. Burada da gene çok hızlı geçiyor. Evet orada neyse geçsin boşver. Nasıl uçurmayacağız, bunda bir şey yapmayacağız. İmal etmeyeceğiz bu tasarımı. Tamam. Sadece demo niyetli olduğu için ama dikkat edin o geçişler smooth olmasında fayda var. Hocam %75'i iyi mi? Yani bir sonraki hücrenin bu mesh şeysi var. İstatistik şey yapıyordu. Quality var bak aşağıya gel. Ha, şurada var evet. İstatistikte quality'ye bak şey oradaki onun şeyleri var. Şurada quality'de. Kötü iyi yerleri gösteriyor size. Onu da gösteririm biliyorum aslında. Ortogonaliti var. Onları oradan şey yapabiliyorsunuz. Meşmetlik nan yazıyor ya bak aşağıya. İstatistike göre şey istatistik. Şu element quality kendi bir değer buluyor herhalde. Element şey o ne de şu şey en aşağıda istatistike gel. Meş istatistik var ya orada değil misin? Neredesin sen? Şu anda quality'deyim. İstatistiğe gel. Orada meşin hakkında sana bilgi verecek. İstatistikte kaç tane not, kaç tane element olduğunu söylüyor. Yo, bir de şey vermiş lazım. Mesh metrikten de element quality falan gösteriyor. Hatta quality tamam. Elementlerini. Buradan skinness falan seçebiliyorsunuz. Şu orta konuları falan diktik miktik var. O skinness var. Onların mesela şunlar kötü meşler. Bunlar düzeltilmesi lazım. Bunlar büyük meşler. Yani ortogonal. Şu mesela. Bunlar da bu meşleme olayında internette her yerde bakmayın. Üniversite sayfalarına bakın. Yurt dışında üniversite sayfaları var. Onlara bakın. Her yere de bakmayın. Herkesi dinlemeyin. Yani bir sürü şeyde saçmalayanlar da var. Hangisiydi? Bir şey vardı. Bir sayfa var. Hatırlamıyorum şimdi. Şeyde neydi ama? Ne encinlik bir şey. Encinlik diye bir sayfa vardı. Bir bakayım size bulayım. Bir de üniversitenin hangi üniversitenin? Birkaç tane üniversitenin de şeysi var resmi. Ya ASİS'in kendi şeyinden bakın. Üniversite olarak şeyimiz var, lisansımız var. Oradan şey yapabilirsiniz. Üniversite içine bakabilirsiniz. Kendi user guide'larına bakın. Ya da yani bir sürü de şey var. Hepsine bakmayın. Kafanızı karıştırabilirler. Karıştırırlar. Diyelim. Ve devam et. Yani burada harcadığınız zamana hiç acımayın. Günlerce oturun bunlara bakın. Şu ne oluyor, bu ne oluyor. Anlatıyorlar artık. Saatlerce günlerce anlatıyorlar. Bir sürü, herkes bir sürü şey anlatıyor. Bu meşleme konusunda işte farklı meşleme araçları var. Hansin içinde de var. Onlar nasıl kullanılıyor, nerede kullanılıyor, ne zaman kullanılıyor. Onlar da hiç zamanınızı harcamayın. Çok zaman harcayın orada. Yarın siz bir herhangi bir şeye gittiğiniz zaman bir iş başvurusu yaparsanız ki çok uzak değil, işte 3. sınıftasınız, bir sene, bir buçuk sene sonra. Size orada bir mülakatı falan alırlarsa, bilmem ne yaparlarsa, bu meşten şunu nasıl yaparsın, bunu nasıl yaparsın size mutlaka soru gelir. Eğer böyle bir arge marge gerek diyorsanız, siz ben bu ansız kullandım derseniz, başınıza bela alırsınız. Size anlayan birisi ise bunlar da mutlaka soru sorar. Bunlara verdiğiniz cevaplarla orada kalır ya da gidersiniz. Hemen 2 dakika içerisinde bay bay de diyebilirler. Veya sizi oraya alabilirlerdi. Bu meş işine çok zaman harcayın. Tamam. Bitti bizim meşimiz. Şeyi yaptık. Name selection'ları yaptık. Yani boundary condition'ları isimlendirdik. Meşimizi attık. Meşimizi kendimiz kontrol ettik. Şurayı ben biraz daha genişlettim. Tamam. Meşler güzel bir smooth bir meş elde ettiniz. Tamam. Şimdi çıkıyoruz. Ondan sonra, bitti burada işimiz. Değer atamıyorsunuz. Sadece isim veriyorsunuz. Değer atamayı sayısallaştırmayı evet. Şeyde yapıyorsunuz. Şurada gözüküyor. Bu kısmını yapacaksınız. Polyantiyi başlatıp orada çözücü programı sol burada yapacaksınız. Bunu hazırlık preparation içeriyor bunlar. Hazırlık programları. Tamam. Çıkıyoruz. Evet devam edelim. Bu bittiyse meşimiz buradan çıkıyoruz. Ondan sonra set'e bakıyoruz. Refresh dedik.
Oradan meşten bilgileri alacak. Buradan ne kadar çekirdeğiniz varsa, eğer yani yaptığınız işleme göre değişiyor sanırım da. Serial'da da hızlı olabiliyor. Buraya çekirdek sayısını yazıyorsunuz bilgisayarınızdaki. Yani ya da kaç tane çekirdekle çalıştırmak istiyorsanız. Post processing yapar. Yani işte kaç tane beraber işlemci dağıtır farklı farklı işlemcilere probleminizi. Çözüm zamanınızı şey yapabilir. Ama her probleme de evet, her bazılarını şey, serial daha hızlı. Serial daha hızlı mümkün de değildir. Mesela radyasyon modellerinin bazılarında paralel çalıştıramazsınız. Seri çalıştırmanız gerekir. Bazı mesela V faktörleri bulurken paralel yapmamanız gerekirdi. Şu andaki sürümü bilmiyorum. Müsaade ediyor mu? Bir ara öyleydi. Fluent'e girdik. Asıl Fluent bu. Yani öncekiler Mesh'ti, Design'dı. Burası Fluent'imiz. İlk karşımıza çıken bir üstten bir listeleme var. Burada yapabileceğimiz şeyler var sırayla. Bir de solda var. Kafa karıştırıyor ama bu ikisi aynı neredeyse. Yani burada olanların aynıları burada da var. Buradan aslında yapmanız gereken yavaş yavaş aşağı geçerek doğru değerleri girerek çözmesini sağlamak programın. İlk general tablosu çıkıyor karşımıza. Burada steady mi, transient mi çözeceğinizi soruyor. Yani zamana bağlı mı çözeceksiniz yoksa steady flow mu çözeceksiniz? Buradan seçiyorsunuz. Biz transient çözelim. Zamana bağlı değişecek yani akışlar. Önce başlayacak, daha sonra işte değişecek akışın streamline'ları, stickline'ları. General'ı buradan seçtik. Burada density base bunlar falan yani ileri konular herhalde. Bu işte ses üstü çalışıyorsanız density'ye geçmeniz gerekiyor falan. Bunları yani proje yapıyorsanız internetten öğreniyorsunuz. Bu models'e gelelim. Models'te burada da gene işte türbülanslı mı çalışıyorsunuz falan buradan etkinleştirmeniz gerekebiliyor çözdüğünüz probleme göre. Biz viskus lamineri açtık sadece. Onu çözeceğiz herhalde. Yani türbülanslıya daha öğrenmedik bile. Laminer ve models'te bunlar zaten kapalı hepsi. Yalnızca viskus laminer açık. Buradan inviskit de yapabilirsiniz. Yani Bernoulli var yani şey yok. İşte ne deniyor? Viskoz kuvvetlerin olmadığını da çözebilirsiniz. Laminer, viskoz kuvvetler mevcut. Models'ten sonra materials var. Burada materyallerinizin değerlerini girmeniz gerekiyor. Mesh'in burada direkt açtığınızda havayı kullanıyor. Buradan biz sıvı mı yapacağız, hava mı yapacağız hocam? Neyse hava yapalım, hava kalsın öyle. Burada da solid, bununla işimiz yok. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Gerçekime gerek mi? Aman gerekmiyor mu? Gerçekim açık mıydı? Kapalıydı da. Yani eğer dahil etmek istiyorsanız programlarınızı açarsınız. Ben gerçekimini dahil etmeden çözmüştüm hocanın verdiğini. Yani o sizin probleminize bağlı. Gerçekimini görmek istiyor musunuz? Yatay bir yüzeydekinde bir etkisi olmaz yerçekiminin. Ancak yerçekimine karşı ise işte akışın yönü o zaman açmanız gerekebilir. Şimdi burada niyeyse bizim yaptığımız cell zone'ları almamış. Ha tamam, cell zone değil burada. Bu cell zone'lar bunu da kullanmıyoruz şu analizde. Bu daha ileriki konularda. Bu boundary condition'larımız var. İşte burada isim vermemizin sebebi buydu. Burada şimdi boundary conditions tanıyacağız. Şu köşe işte duvardır. Buradan su girer. Buradan işte akışkan çıkar. O yüzden isim verdik. İsimlerimiz burada. Inlet, inlet wall, inner wall, interior surface, outer wall, outlet. Buradan kontrol edebilirsiniz. Eğer yanlış verdiğinizi görmek istiyorsanız burada display mesh seçeneği var. Buraya gelip şunların mesela inlet'i seçelim, display diyelim. Şurada altta bir çizgi gösteriyor. İşte inner wall'u seçince şu içeride seçtiğimiz wall. Bu interior surface dediği bizim mesh'imizi gösterir. İç yüzey yani işlemi yapılacağı yer. Outer wall'u seçelim. Outer wall'da dış. Şu dış şeyler. Hepsi doğru gibi gözüküyor. Buradan teyit ediyoruz. Tamam. Teyit ettik. Doğru gözüküyor. Şimdi inletimiz ne inleti olacak? Buradan birkaç farklı seçeneğimiz var. İşte pressure inlet olabilir, velocity inlet olabilir. Bu inlette neyi biliyorsunuz? Hızı biliyorsanız velocity inlet deyip hız değerini girersiniz. Çift tıklıyoruz üstüne. Velocity inlet seçiliyor otomatik. Kendi öyle seçmiş. Buradan bir hız atıyoruz. Yani bildiğimiz hızı, girişteki hızını söyleyeceğiz.
0.1 metre bir saniye çok hızlı olur mu? İnşallah türbülans diye kaçmaz. Kaç yapıyor bir 0.1 metre? 10 santim bölü saniye. Çok hızlı değil. Tamam. Bu değerleri bilmiyoruz. Hocam 0.1 verdim ama hızla çok mu hızlı oldu? Ne kısılması azaltırız. Boş ver. Tamam. Sonuçları. Şu wall'lara bir değer girmiyoruz. Kendileri zaten yok, wall. Şu anda enerji denklemini aşma. Sadece sürekli denklemini olsun. Söylüyorum öyle arkadaşlar. Biraz da enerji denklemi açarız. Oradan da yaparız. Onlara wall'lara sıcaklık falan atarız. Enerji denklemi çözeriz. Tamam. Inlet'in değerine girdik. Outlet'te pressure outlet olarak direkt. Tamam, atmosfer yani tanımlamış. İçten 0.1 metre bölü saniye akışkan geliyor. Atmosfere atıyoruz. Onun için çıkışı atmosfer basıncı olarak. Şu anda zaten öyle tanımlı. 0. Ama bu relatif 0. Yani atmosfer basıncına göre 0. 10.5 var, evet. Tamam. Boundary conditionlarımız bu kadar. Bu soruda bayağı basit. Dynamic mesh, bu meşimiz hareket ediyor. O işe girmeyeceğiz hiç. Onlar ileriki konular. Yok, yani. Onlar yok. Referans value. Bunlar da sanırım bir değerler almak için şeyin sonunda. Bunlara da hiç girmedim ben. Bir şeyleri hesaplattırıyorsanız girmeniz gerekiyor. Zaten kendi otomatik girmiş hava için. Şimdi solutions kısmına gelelim. Burada solutions'da metotlar var. İşte bu çözümünüze göre seçebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Simple direkt otomatik kendi atadığı. Daha coupled var. Ben bu ikisini kullandım sadece. Bunlar gene ileriki konular. Bunları hiç ellemedik. Kendi çok basit olduğu için bizim dizaynımız. Kendi tayin ettiği şeyler kalsın. Controls. Report definitions. Burada bir rapor alıştıracaksanız buradan giriyorsunuz işte mesela. Bu workbench'ten sonra takip edebiliyorsunuz. Monitör falan oluşturup yani işlem çalışırken bir yandan bu workbench'ten işte yakınsamaları falan. Bu gene bilmiyorum. Kullanmadım ben bu analizde. Monitör de gene kendi residual monitörler var otomatik oluşturduğu. Yani bu önemli. Şurada convergence olayı var. Biz demişiz ki 0.001. Hani şuna geldiği zaman işlemi durdur demişiz. Hocam bunları kapatayım mı? Yani gitsin mi yoksa bu değer iyi midir bizim için? Bence. Ya şimdi uzun zamanlı çözüm yapacaksan grafik kartını falan yormamak için gerek yok. Ama takip etmek istiyorsan onları yapsın, check yapsın. Şimdi yani bunu şunları kapatın. Dersen her seferinde gider orada bir if çalışır. Ama ciddi bir problem uğraşıyorsan hani ben demamede falan açarım da ama ne bileyim bir problem çözmem gerekiyor. Bir analiz yapmam gerekiyor. Onları devre dışarı bırakırım ki değil. Hani programa ekstradan yük gelmesin. Çalışırken onları kontrol etmedim. Şu an önemli. Tamam, çok. Kalsın onlar. Burada raporları oluşturuyorsunuz. Initializations var. Burada da initial. Başlangıç değerlerini. Evet, başlangıç değerlerini buluyor. Her bir domaininizde. Demin kaç tane meşin olmuştu orada senin? 20.000 mi? Ne işte? Aynen, o civardaydı. Yani 20.000 denklem sayısal çözümleme dersinde görmüşsünüzdür. Biz şu anda binler bir denklem takımı çözdük orada. 20.000 bilmeyen eğer meşin 20.000 atıyorum kaç tane. Kontrol et bakayım neyse. Dolayısıyla siz direkt çözüm yok, nümerik çözüm yapacağız. İşte onu olarak görmüştünüz. Söyleyin şunu. Denklemleri bir tarafa çekip bilmeyenleri işte bir başlangıç değeri atıyordunuz. Ondan sonra hep sonuçları update ediyordunuz. Ona göre yapacağız ve dolayısıyla her bir değeri yapıyoruz. Başlangıç değeri atıyoruz. Default olarak 0 atacaktır. Başlangıç değerleri ne kadar kestirebiliyorsanız, yakın değerleriniz varsa elinizde başlangıç değerleri olarak onu atabilirsiniz. Onlar sizin çözüm hızınızı, zamanınızı daha erken zamanda çözüme ulaşmanızın üzerinde etkili olabilir. Veya problem 0.0 hızıyla girdiniz diyelim, problemi atadınız. Problem bir türlü yakınsamaz, raksar, başka yerlere gider. Bu initial değerlerini siz biraz mantıklı vermeye başlarsanız problem yakınsamaya başlar. O tip olaylarda önemlidir. Onun haricinde çok önemli değildir. İlk onun tanımladığı default değerleri kullanıp devam edebilirsiniz. Veya bu initialize'da gelsen oraya initialize'a. Burada hybrid initialize zaman dilim dönmedi. Seçerseniz o yapar. Bir inviskoz çözücüsüyle problemi çözer. Seç onu.
inviskos bir çözücüyle problemi çözer. Viskosları falan, viskos etkileri falan dikkate almadan hızlı bir şekilde, hızlı bir metotlarla problemin ön çözümünü alır. Evet, initialize yap. Orada da bir iteratif çözüm yapılır. Ondan sonra sana gene yani o değerleri şu anda şey yap, bunları plot yaptır. Mesela git şeye, vektör plot yap. Şey, post processing'e git. Aşağıda şeyi seç, rızası seç. Nereden hocam? Hiç yapmadım daha önce. Kontrolü seç ve vektör plotu seç. Kontrolü seç. Ha, vektör yazıyor burada. Grafiksin altında, sol altta. Tamam. Sol altta. Evet, onu çizdir. Edit de. Şey, onu tıkla. Evet, plot de şimdi. Direkt display'de. Display'de. Şimdi o inviskos çözücüyle veya kullandığı, şimdi onu biraz şey yap, scale artır. 3, 5 yap, 10 yap. Soldaki vektör scale'ini yükselt, 10 yapalım. Vektör scale'ini biraz büyüt. Kendisi bir şey yaptı, çözücü yaptı, çözdü. Bakın bu inviskostur. Cidarlardaki hızlar neredeyse ortadaki hızlarla aynıdır. Viskos etkiler dikkate almaz. Bir duvara gir, duvarın herhangi birine, köşeye değil, duvara gir. Duvara şöyle buraya. Sağ tarafta bir duvara gir, sol tarafta. Bakın duvardaki hızlar da aynı, hız vektörleri de aynı, gördünüz mü? Duvardan uzaklaşınca da aynı. Yani şu anda bizim akış bu dersin ilerisinde göreceğiz. Bir şey göreceğiz. Söyleyin şunu. İnviskos potansiyel akım teorisi diye bir şey göreceğiz. O değildi burada kullandıkları çözücü. Bu direkt Euler denklemini çözüyor. İşte bir şekilde nasıl çözüldü şu anda söyleyemeyeceğim. Euler denklemini çözüyor. İnviskos terimleri dikkate almadan sadece atalet kuvvetlerini bir şey yaparak. Ve bunu bizim gerçek çözücüde şu anda çözmüş olduğu değerleri, elde etmiş olduğu değerleri gerçek çözüde başlangıç şartı olarak alıyor. Ve bu böyle yaparsanız bu mümkünse, her problemle mümkün değil ama burada giriş çıkış tanımlı olduğu için mümkün olacaktır. Muhtemelen süreklilik denklemi de bakabilir. Süreklilik denklemi sadece süreklilik denklemi çözerek buradaki hızların olması gerekir diyebilir. Yani problemin çözüm zamanı kısalacaktır. Evet, devam et. Tamam, initialization böyle. Burada run calculation kısmında da yok, şeyleri... Zamana bağlı mı seçtin? En başta zamana bağlı seçtim ben. Öyle mi seçtin? Değiştirelim hocam. Steady state yap. Time için kafası karıştırmıyor merkez. Tamam. Evet, steady yaptık. Run calculation kısmında ne kadar iterasyon yaptıracağımızı... Kaç iterasyon vereceksin? Ya 500 tane. 5000 oldu. Tamam. 5000 çok oldu. Bekleyemeyiz. Okey. Boş ver. Devam et. Çok önemli değil. Kalkülüyor diyorum o zaman. Kaç hesaplarım var? Evet. Bir run check case yapalım. Bir şey bize tavsiye etmedi. Bir problem varsa görürsünüz belki. Şimdi rezidüelleri gösteriyor bize. Rezidüelleri gösteriyor. Bunlar da denkleminizin işte y eşittir x kare artı 2x kare artı 5 denkleminiz var diyelim. Bunu çözerken ne yapıyorsunuz? İşte denkleminizin bütün hepsini y'ye x'i bir tarafa atıyorsunuz. Yani bulmak istediğiniz değerler, bulacağınız değerler hepsi bir yerde. Doğru cevaplar, eski cevaplar. Ondan sonra ne zaman ki işte sıfır olacak, y eşittir 2x kare artı işte 5'in çözeceğim ben, y'yi de öbür tarafa attım, x attım, y'yi hesapladım, onu kullandım, işte böyle bir dönüşüm oluşturdum ben diyelim, öyle iteratif bir çözüm yaptım. Ne zaman yeni elde ettiğim değerle eski elde ettiğim değer arasındaki fark sıfırlamaya başladı, denklemin sağ tarafı ile sol taraf arasındaki fark sıfırlamaya başladı, azaldı. Yani işte şu da onu gösteriyor. Her bir meşteki, her bir meşin, meş için yazılmış süreklilik denkleminin sağ tarafı ve sol tarafı arasındaki farkların toplamı. Kaç tane meşimiz var? 20 milyon tane. 20 kareleri alarak, yani artı eksi birbirini götürmesin diye karelerini alarak toplanır bunlar. Root mean square dediği odur. Karelerini alarak toplar. Ve işte o toplam çok olduğu zaman, işte mesela başlarda bir çokmuş. Benim mouse'umu görüyor musunuz? Benimki gözüküyor hocam. Şurada hafif çokmuş. Birden hızı düşmüş. Daha sonra artmış. Daha sonra azalmaya başlamış. Yani 10 üzeri 5 karşımış işte. Şu kadarlık bir bayağı düşmüş. İşte 10 üzeri eksi 3 lira falan düşmüş. Devam edebilirsiniz. Bir kere daha iterat ettir. Ha, kesti mi? Kesti. O da şeyden kaynaklanıyor. Şuradaki monitörde arkadaş oraya kontrol demiydi? Monitörde miydi? Orada bir konverjansı kriteri tanımlamıştı. Şurada rezidüellere sordum ya, onu kapatalım diye, o kısımdaydı. Onu değiştirerek. Şurada.
Onları değiştirerek işte 0.1 1 2 0 daha ekle onların yerine. O sıfırların yanına 1 2 0 daha ekle. İşaretsiz ekledim hocam. Sen tamam şimdi biraz daha devam eder. Teknemizin sağ tarafı ve sol tarafı arasındaki fark bu değerin altına düşecek ve devam eder. Kalkülette bu biraz daha devam eder. Okeydi. Bu şey bir önceki çözümleri başlangıç değeri olarak kullanayım diyor. Evet. Kullan demek. Hayır dersek T en baştan mı başlayacak? Evet. Daha baş, bu sıfır başlangıç değerler olacaktı. Tamam gene bitirdi. Gene ama... Demek o şartları sağlamışız biz. Onu demişiz. Sürekli denklemin biraz geç gelmiş. O da gelmiş. Evet şimdi bizim çözümümüz oluştu. Yanlış doğru. Şimdi gideceğiz post processing aşamasına. Ya buradan da yapabilirsiniz ya da Workbench'ten o results kısmından da gidebilirsiniz. Hangisini alışkansan oradan git. Hocam results'ı ben. Workbench'ten alışkanım da şey yok orada. Pathlines yok orada. Pathlines'ı burada çizdirmek gerekiyor. Buradan hatta Vectorplot'tan başlayalım önce. Vectorplot demek ki yaptığın gibi git vektörü seç. Grafiksin altında. Evet. Aynısını yapabilirsin. Evet. Bir önceki çizimi çizebilirsin. Okey de. Çizdi tamam. Bu Vectorplot'umuz. Şimdi bakın Inviscos'ta boundary'deki hızlar çok büyüktü. Şimdi biraz şeye dal. Boundary'e dal. Sınıra dal. Sınır uzun yap. Şimdi bakın cidara yaklaştıkça hız vektörlerinin küçüldüğünü en cidarda sıfır olduğunu görüyorsunuz. Viskoz çözücü ile inviskoz çözücü arasındaki fark diyelim. Ondan sonra işte renk skalası var hızlarımızla alakalı. İşte sıfır kaçta girmişiz biz? Sıfır birle mi girmişiz? Giriş inet hızımız kaçtı bizim? 0.11 miydi? 0.1 metre bölü saniyeydi. O da yeşil renge tekabül ediyor gördüğünüz gibi. 0.11 şu orta onlarda. Ondan sonra akışkanımız gidiyor. Daha çok ortadan gidiyor. Kenardan gitmiyor. Viskozitelerden dolayı az gidiyor. Orada bir dönüş var. İşte hız vektörlerine bakarak akışın hikayesini yazabiliyorum. Kırmızı bölgede akışımda ne var? Bir dönme var. Sola doğru. Ve hızlanma var. İğmelenme var. Şurada acayip bir konvektif iğme var. Buralarda konvektif iğmemiz. Hani taşın iğme vektörünü elde etmiştik ya. Bir saniye dur bir. Şöyle duruyorum. Senden şey isteyeceğim ben. Remote kontrol isteyeceğim. Kabul et. Kabul ettin mi? Ettim. Oo, çok iyi geç gelecek. Evet şuradaki iğmeye bakarsak neydi? Şunlar mesela hangi yönde? X hızın hangisiydi? İşte eksen takımına bakalım. Nerede bizim eksen takımımız? Göstermiyor galiba. Göstermesi lazım. Sen iptal etmişsiniz o zaman. Bir şekilde onu koy. Herhalde X hızımız bu, O hızımız bu, V hızımız da bu. Şuraya bakarsak şurada. DV bölü DX bunlarda neredeyse V hızının X doğrultusundaki değişim hiç olmamış. Şu bölgeler hızlı değişmeye başlamış. V hızının X yönündeki değişimi şu bölgelerde çok hızlı, bu bölgelerde çok hızlı ama şu büyük bir kısımda nedir? Hızlı değildir, yoktur. Ve o hızı yok, X yönünde bir hızımız yok burada. Tamamen yukarıda yönelmiş. Hocam ekrana çiziyor musunuz? Gözükmüyor şu anda. Mouse'u da gösteriyorum. Mouse'u görüyor musunuz? Yok, benim mouse'um var, sizinki yok. Tamam o zaman sen şey yap, devam et. Ha şimdi? Ha, şimdi oldu tamam, şimdi var. Şimdi şu bölgede akışkan hızlanmış, kes düştüğü için. Devam ediyor, hızlı bir şekilde bakın. Giriş hızının kat kat üstünde çıkmış, 2 misli üzerine çıkmış, 0.22'lerde hızımız. Akışkan burada iğmelenmiş. Yani burada konvektif bir iğmemiz var. Lokal iğmemiz yok. Steady state çözdük. Yani herhangi bir noktadaki ben hızı zamanla ölçsem hızımız değişmeyecek. Orada lokal iğmemiz yok ama konvektif iğmemiz var. Şu yönde ilerledikçe akışkan böyle geldikçe hızlanıyor. Yani siz şuradan koşuyorsunuz derken her adımda daha çok hızlanıyorsunuz. Her adımda daha çok hızlanıyorsunuz. Her adım attığınızda daha çok hızlanıyorsunuz. Konvektif iğme. Siz ilerledikçe iğme kazanıyorsunuz. Ondan sonra şurada şu aşırı hızlanma, şu bölgedeki aşırı hızlanma, şuralardaki shear stresi arttırmış. Shear stresi ileride göreceğiz. Buradaki viskoz etkilerden dolayı buradaki tabakayı arttırmış. Ve beraberinde akışkanı da sürükleyip gidiyor burası. Şu akışkan giderken beraberindeki akışkanı da sürükliyor. Bu beraberindeki akışkanı sürüklemek demek bu bölgede bir alçak basınç yaratmış. Akışkan bu sefer ters yön değiştirmiş. Şurada bir sirkülasyon oluşturuyor. Böyle geliyor, buraya kadar geliyor. Burada akıntıya kapılarak gidiyor. Buraya geliyor, burada akıntıya kapılarak gidiyor. Eğer şu ağzımız, çıkış ağzımız yeterince uzun olsaydı, yönüm şaşırdım.
çıkış ağzımız yeterince uzun olsaydı şurada şöyle kapalı bir sirkülasyon bölgesi olacaktı. Resirkülasyon bölgesi olacaktı. Akışkan burada böyle dönecekti. Dere kenarlarında orada burada bir dere böyle geliyor. Böyle dönüşlerde bunu görürsünüz. Şuraya bir kağıt parçası, odun parçası takılırsa bu buradaki parça hiçbir zaman ana akıntıya gidemez. Burada döner durur. Öyle görmüştünüz. Dikkatli gözlerle biraz bakın. Bu burada böyle döner durur, döner durur. Bu buradan gidemez. Tam pistin birikme noktaları. İşte buraya giren partikül buradan çıkamaz bir türlü. Ama burası yeterince uzun olmadığı için ve buraya da akışkan gelmesi için. Şimdi şu arada bize reverse flow veriyor, ters akış veriyor. Akışkanın benim şu çıkıştan çıkıp gitmesi gerekirken aynı yerden içeri giriş yapıyor. Giriş yapmak zorunda ki buradaki akıntıyı ne yapsın? Tamamlayabilsin. Şimdi şu bora etrafına geliyorum. Şu bölgede mavi benim hızın düştüğünü gösteriyor. Ondan sonra şeye bakarsak. Şu bölgede akışkanın hızının maviye doğru yaklaştığını, yani akışkanın yavaşlamaya zorlandığını ve durduğunu görüyorum. Tam şu öyle bir çizgi var ki, hayali bir çizgi. Bakın bu tarafta akışkan sağ tarafa yönelmiş, burada sol tarafa yönelmiş ve şu bölgede akışkan hiçbir yere yönelmemiş. Neredeyse şey gibi, kalabalık bir yerde sürü gibi bekliyorsunuz. Şuradaki partiküller hiçbir yere gidemiyor. Burada kalıyorlar. Bunlar kendi başlarına burada kalıyorlar. Arda arda üst üste bir ekip burada kalıyorlar. Bu bölge bizim stagnation point dediğimiz bölge. Şurası. Burada bir durma noktası oluşuyor. Stagnation point oluşuyor. Burada basıncınız artacak, şununuz artacak, bununuz artacak. Şiir stresiniz olmayacak ama basıncınız artacak. Ondan sonra geldik. Akışkan, gel ters gitti. Akışkan sağ tarafa döndü. Bakın bunları hep vektör plottan görüyorum bunların hepsini ben. Vektör plotu bakarak akışı okuyorum. Ondan sonra işte burada gene boundary etkisi var. Şurada akışkan sol tarafa dönüyor. Şurada da bir resirkülasyon olmuştu. Yani burada bir hızlı bir akıntı var. Burada da gitmek istemeyen bir akışkan var. Ama bu akışkan gidiyor, devamlı burada gidiyor. Burada gelen akışkan bütün geometriyi dolduramadığı için şuradaki boş hacimdeki akışkan bir ters akış oluşturdu. Yani bu böyle gidiyor, daha sonra geri geliyor. Böyle gidiyor. Şurada şöyle bir ne oluşturdu? Sirkülasyon bölgesi oluşturdu. Resirkülasyon bölgesi. Akışkan giderken geri dönüyor. R orada. Ve burada sirküle ediyor devamlı. Buraya kapılan tozdur, partiküldür, şudur, budur. Buradan kurtulamaz. Eğer buradan çamurlu bir su geliyorsa, bilmem ne geliyorsa, burası zamanla dolar, burası tıkanır. Tıkanma, muhtemelen tıkanma noktalarıdır. Burası. Mesela şu aşağı taraf. İşte akışta. Akışkan gene geldi buradan, döndü. Burada iğmesi çok yüksek. Hızı yüksel, yön değiştiriyor. İğmesi yüksek. Yani burada iğme vektörleri şöyle bir şey çıkacaktır. İçeri doğru akışkanı savurtturacaktır. Ondan sonra geldik. Tekrar buradan hızlandı. Yani bir de şurada şey oluşturmuş. Resirkülasyon bölgesi oluşturmuş. Onun içinde. Hem de iki tane timin. Burada niye iki tane? Buradan da bir hızlı akışkanı geçiyor. Buradan da bir hızlı akışkan geçiyor. Burası ilginç. Şimdi sistemlerde daha açık hale gelecek o. Şimdi bu burada bir kapalı bir sirkülasyon oluşturdu. Bu da burada kapalı bir sirkülasyon oluşturdu. Bir tane burada, bir tane burada ikiz şey oluştu. Bir sirkülasyon bölgesi oluştu. Bir tane böyle bununla gidiyor. Bir tanesi de bununla böyle ne yapıyor burada? Gidiyor. Gene buralarda basınç şey oldu. Stagnation point oluştu burada. Şeyden dolayı gitti diyelim. Evet, bütün bunları buradan hallettik. Gördük. Akışı ne yaptık? Biz 3 aşağı 5 yukarı okuduk. Şimdi şeyden başlayalım. Bu vektör plot. Vektör plotta şey görüyoruz. Akışkanın yönünü, yönünü, hızını, hızını hepsini görebiliyoruz. Vektörlerin büyüklükleri hızın büyüklüğüne göre çizilmiştir. Yönünü gösteriyor, büyüklüğünü gösteriyor. Renk ve skalası var. Yani gayet faydalıdır. Mutlaka görürsünüz. İkincisi şeyi seçiyoruz. Petline'lar var hocam. Ben sistem ben yapınca. Petline şeyde yaparsın. Öbürkünde yaparsın. Orası daha etkilidir. Şey, post prosesi mi diyorsunuz? Ha, onu da yaparsın. Petline'i yap. Petline'i çiz şimdi. Tamam. Kontrola gel, kontrol plota gel, yes. Kontrol plota gel, edit de veya new de. Önce pressure çiz. Şimdi sabit basınç eğrilerini çizelim. Şu hava durumlarını anlatıyorlar ya. Bu akışkan içerisindeki sabit basınç kontrol plot, yani contours of the pressure, sabit basınç eğrilerini çizdireceğiz. O herhangi bir yer seçme. Oradan bir şey seçme. Direkt display'de. Evet, şu çizgiler boyunca basınç sabittir bu akışkanın içerisinde. Sabit basınç eğrileri. Hava raporlarında falan gördüğümüz silikleri çıkıp burada yüksek basınç var, burada alçak basınç var dedi şey o. Neyse alçak basınç var? İşte mavi bölgeler alçak basınç. Nerede yüksek basınç var? Kırmızı bölgeler alçak, yüksek basınç. Kırmızı bölgelerden alçak basınç, mavi bölgelerden bu akışkan ne yapacaktır burada? Hızlanacaktır. Onlar da onların şu basınç alanlarına bakarak
bulutların nereden geleceğini, nereye gideceğini, hangi zorlara ulaşacağını söyleyebiliyorlar. Şu filtri iptal et. Ha, şunu filtri ben yapmışım. Filtri şey yap. Şimdi bunu şey yap, doldur diyelim. Çizgi değil de line değil de doldurmuş hali çizelim. Bu daha şey olabilir. Şurası tamamen alçak basınç bölgesi. Hatta atmosfer basıncının altında negatif basınç gördüğünüz gibi oluştu burada. Burada negatif basınç oluşması demek çıkışta akışkanın buraya girmesi demektir. Dış atmosferdeki akışkanın bizim domain içerisinde girmesi demektir. Yani böyle bir durum bazı yerde istenmez, bazı yerde istenmez duruma göre. Şunun etrafında bir yüksek basınç alanı oluştu şurada gördüğünüz gibi. Bu da durma noktasından dolayı, stagnation point'tan dolayı. Akışkan geldi kinetik enerjisiyle beraber burada durdu. Basıncı burada yükseltti. Şunların etrafında basınç azalıyor. Şunlar da yüksek. Sirkülasyon bölgesinde. Ve böyle devam ediyor. Çok da yakasamış bir çözüm değil. Şu şeyler çok da mantıklı değil. Evet şimdi geliyoruz buradan. Pressure değil de velocity'yi seçiyoruz. Ve burada velocity magnetik seçilebiliriz. Sabit şey hız şeyleri. Hızın sabit kaldığı bölgeler. Hangi bölgelerde hızlanıyor? En hızlı akışkan buradaymış. Bu bize bir şey çok fikir vermez. Sadece neresi hızlı hareket ediyor, neresi yavaş hareket ediyor diye onu görüyoruz. Ne bileyim, damardaki tıkanmayı bilmem neyi görebilirsiniz. İşte neler tıkanmıştır? Doktorlar, işte görüntü alırlar doktorlar. Bunlara bakıyoruz, şurada akışkan hareket etmiyor. Demek ki burada bir tıkanık var, burada gidiş yok, burada gidiş yok, burada gidiş yok. Burada birikim olacaktır. Ya bilmem ne, tozlar, partiküller bunlardan ne yapacaktır? Birikecektir. Şurada birikim, burada akışkan alıp su yükleme hareketi yok. Şurada gayet hızlı bir hareket var. Dedik ondan sonra geldik stream function'ını çizelim. Onun için filtre yapmayalım. Liner'ı çizelim. Şurada bizim stream liner'ımız. Hani anı durdurduk, fotoğraf çektik. Hız vektörlerimiz şu çizgilere boyunca paralel. Yani anı durdurduk ve şey yaptık, zamandan bağımsız bir hale geldik. Şeylerimiz, hız vektörlerimiz. Bunların sayısını artırabilirsiniz. 100 yapalım. 100 tane çizgi çizdiyelim. Ona göre kendisi çiziyor işte. 100 tane şey çiziyor. Şu stream line'ın aralarının birbirinden açılması burada akışkın yavaşlandığını. Bunların stream line'ın birbirlerine yaklaşması da orada akışkın hızlandığını gösterir. Ben bunların renklerin bir anlamı yoktur. Renklerine bakmayın. Ama şu aralarındaki mesafeye bakarak akışkanın nerede hızlı hareket ettiğini, akışın nerede hızlı olduğunu, nerede yavaş olduğunu anlayabilirim. Renklerin yani minimistir renkleri buradaki. Buradaki renklendirme. Ondan sonra bakıyorum. Bunlar birbirine yaklaştığı yerlerde akışkan hızlı hareket ediyor. Şurada da çok yavaşmış mesela. Yani bu ne demektir? Şu iki çizgi arasında geçen debiyle şuradaki iki çizgi arasında geçen debi aynıdır. Yani buradan o olabilmesi için burada akışkan çok hızlı hareket etmesi gerekir. Onu ben size söyleyebilirim. Evet bunu gördük. Git şeye, petline'a git veya buradan mı gidelim petline'a? Petline zaten diğerini de bulamadım. Buradan yapılıyor. Burada yapılıyor. Var. Sol üstten buradan yapılıyor direkt. Şimdi şey yapalım. Petline'a git gidelim. Şimdi ne yapacağız onun içinde? Neredeydi o? Petline. Sol yukarıda. Biraz sol hocam. Evet orada. Evet, geldik. Petline'i seçiyoruz. New diyelim. Yeni bir petline çalıştıracağız. Bunun için daha önceden ne yapacaktık petline'i? Herhangi bir noktadan geçen şeyi seçeceğiz. Onun için şuraya bir şey koyalım. Bir nokta koyalım. Neredeydi point? Isosurface. Surface çizimi neredeydi bunda? Artık hep kokmaya başladım. Takip edeyim de. Isosurface koyacaktık. Creating isosurface point line çizecektik. Şurada değil mi hocam? Nerede? Rizas değil. Değil. Bunda şey iki boyutlu olunca niyeyse bulamamıştım ben de onu. İnternetten baktım ama. Var. Yani buradan var da. Create bir şey olması lazım. Create surface olması lazım. Evet yeni yüzey oluşturup oradan şey yapmak. Onu doğru, iki boyutlu şey olunca yok. Yapamadım ama. Var şurada şunda. Yani şurada. Create surface var. Tamam. Create şeydi. Point diyelim. Bir tane point koyalım. Ha. Bir tane point koyalım. Select mouse de. Gel o şeye. Create point'e gel. Point'e gel. Şu point şurada tamam. Şöyle select mouse with mouse de. Select with mouse seç. Select with mouse seç. Şuralara bir yere point yap. Şuraya birkaç yere. Bir noktaya bir tamam bir koy. Böyle girişe koy. Girişe. Tamam girişe koy. Koy bir yere. Şu anda tıklıyorum ama. Klik yap. Tamam. Domain içinde ol dışına çıkma. Tamam klik yap. Klik yap. Bas mouse'a. Sağ tıklamam lazım. Oraya bir de point bir de oraya git. Yukarıya.
İsim değiştir point 1'de. Okay, create de. Gel birkaç tane daha koy. Cidara yakın bir yere koy. Şurada girişte. Select mouse. Git biraz daha uzaklaş cidardan. O hiç gitmeyecek. İyi tamam, ona da point 2 de. Tamam şuraya. Biraz sağ tarafa koy. Tamam. Farklı farklı noktalara biraz koordinat belirledik. Konum belirledik. Çık şu bir de resiklasyon bölgesine gir. Şu bölgeye gir. Bir tane oraya koy. Şu bölgeye. Şuraya mı diyorsunuz hocam? Gir oraya bir tane. O bölgede seç. Şuna da 3 diyeyim. Tamam. Bir tane daha seçelim. Şuradan. Bir de şu bölgede seç. Bir de şu bölgede seç. Tamam. Bir altından bir üstünden seç. İki tane tipim var ya burada. Bir de onun üst tarafından seç. Bunu da yaptık. Bir de buradan seç. Şuradan mı? Şundan. Şu bölgeden seç. Bir alttakinden seç değil mi? Üsttekinden seç. Tamam, tıkla. Okey. Bu kaç oldu? Tamam, point 7 mi oldu? Yeter tamam. Şimdi git şimdi Petvine'a. Petvine'a git. Release from 7 ile 8'den başla. En son 7 ile 8'de onu hatırlıyorum. En son iki tanesinden başla. 7 ve 8 değil miydi o? 5 ve 7 miydi? Evet. Save'de. Evet şimdi o 7 ve 8 ne oldu? Parçacıklardan bıraktığımız partikülleri takip ettikleri yollar bunlarmış. Şuradaki şeyi artır. Step size 5000'de bana. 5000'de. Ondan sonra okey save. Bir daha tamam save'de. Şimdi bakın daha çok uzun olacak bu. Biraz daha yol kat etti. Neyse bu çok fark etmedi. Şu şeye gel. Continuous'a tıkla. Şuradan continuous'a tıkla. Ondan sonra single dedik. Tamam continuous. Şimdi şunu display'de bak şey seme bas şeye bas tıkla bunu. Evet tıkla bekle. Onlar ileride kalsın. Tamam tıkla. Başla harekete. Start ver. Puls mu yapayım hocam? Puls yapacağız. Nerede puls? Tamam bu da puls. Niye böyle şey oldu? O zaman şey stop yap. Olmaz. Continuous'a tıkla. Evet şimdi puls yap. Onda ya da dönüyor gibi. Dönüp duruyor burada. O partiküllerin takip ettiği yolu görüyoruz biz şu anda. Zamanla konumlar nereye gitti onları gördük. Evet şimdi biraz stop yap, zoom yap. Bırak şimdi diğer pointleri seç, hepsini seç. Hepsini biraz gösteriyorum. Puls yap, pulsu gördüm. Bir saniye, pulsu yap. Ortalayayım. Aynen her birisini takip ettiği yerler. Evet şimdi partiküller girdi yarışa bakın bu buradan koşuyor 5. kulvara gidiyor 10. kulvardan çıktı bu buradan geri dönüyor bilmem ne yapıyor. Yani at yarışı gibi buradaki partiküller nereye gittiğini zamanla ne yapabilirsiniz? Petline'larla görebilirsiniz. Continuous yaparsanız komple çizgiyi görürsünüz. Zamanla değiştirirseniz bunun nereye gittiğini canlı olarak pulse yapma stop yap. Yani bunun böyle aktığını görürsünüz buradaki şeyin. Continuous yapınca böyle yapıyor. Bu yol boyunca aktığını görebilirsiniz. Eğer puls yapmaz yani zamanla gösterme derseniz de bütün o anda herhangi bir an için nereye takip ettiğini görürsünüz. Bunlar da bizim pet line'larımız. Şimdi stop de. Şu. Bunların hepsini iptal et. Şimdi git sadece inlet. Evet, buradan inlet. Puls atarsak şu timeline mi oluyor? Yok. Continuous yani. Değil. Single yapıp atarsak. Aynen yok. Şu aynı anda atıyor ya hepsi. Aynı anda yarış atları yarışa girdi nereye gidiyorlar? Tamam mı? Hmm. Bu bitsin en başa gel ama. Bunun bitmesi lazım. Bu yarışın bitmesi lazım. Şimdi şöyle yukarı çıkart bakayım. Ha. Şimdi bu timeline'de ne yapacağız biz? Timeline'ı görmek istersek evet. Bitsin puls yap bakayım. Bitsin bu yarış. Tam buradan yeni başlayacak. Tamam. Puls yapıyorum. Devam etsin. O eski yarış. Ha, şu anda dur. Başa başlayınca bir daha dur. Başa gelince dur. Tamam. Ben ayarlayayım hocam şöyle ya. Tamam. Yarış başa geldiği zaman durdu. Kademe kademe gidiyor. Hemen içeri girmesin. Şu anda bitiyor. Şuradakiler en geç yarış, gelenler. Arkadan geldi onlar. Şu çizdiğiniz şey timeline oluyor. Ben de onu diyordum işte. Şunun çizgileri bağlasak dik çizecek o çizgileri. Hepsi buradan başladı yarışa. Belli bir zaman geçti. Bak ortadakiler ne kadar fark atmışlar. Yani bir kalabalıkta falan yürürken aman ortaya gidin, kenara gitmeyin, ezilirsiniz. Azıcık mekanik bilmenin avantajını yaşayın.
bilmeyenler artık mecbur diye dayanabilirlerse dayanacaklar, dayanamayacaklar. Patır patır patlayacaklar orada. Böyle bir kalabalık yerde görürseniz, ne bileyim, genelde Haç'ta maçta olur. Hindistan'da büyük bir iş var, orada olur. Onlar da ortada yürümeye çalışın. Evet, 5 olmuş zaten, 5-15. Başka da bir şey. Timeline çizdik, stick line çizdik. Pathline da çizdik. Pathline da çizdik. Evet, şurada bizim stick line'ımız oluyor bunlarda. Peş peşe çizilmiş şeyler. Steady state olduğu için fark etmedi. Bu unsteady olsaydı biraz salınım yapacaktı. O biraz fark ederdi. Unsteady problemdi. Çözmedik. Onu kendiniz çözersiniz. Sorusu olan var mı? Sorusu olan var mı? Yoksa dersi bitireceğiz. Eğer Hüseyin'e devam etmek istersen onda vakti varsa açık bırakayım. Yoksa oturumu sonlandıracağım. Ses yok herhalde. Tamam, teşekkürler Hüseyin. Perşembe akşam bir daha yapmanı isteyeceğim senden. Geçen hafta yapamadık. Tamam. Tamam. Perşembe akşamına girelim ben derse. Perşembe akşam derse gir. Stop part sıkıntı şey ekledim. Senin paylaşımını kapatıyorum. Tamam. Teşekkür ederiz Hüseyin. Çok güzel bilgiydi. Şey değil. Hadi bakalım. Oturumu da kapatıyorum. Görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Thank you.